Aşırı alışveriş yapmak bağımlılık mı? İhtiyacımız olmayan şeyleri neden satın alıyoruz? Depresyon, alışveriş bağımlılığını tetikliyor mu? Kartla alışveriş daha çok harcamamıza mı neden oluyor? Sosyal medya alışveriş bağımlılığını nasıl etkiliyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan kendini bilmekte. Van Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün alışveriş çılgınlığından bahsedeceğiz. Çılgınlık diyoruz çünkü alışveriş alışkanlığımız adeta son dönemlerde bir çılgınlık halini almış gibi. Tabii içinde bulunduğumuz durumlar, özellikle sosyal medyanın etkisi de bunu bir hayli pekiştiriyor. Peki bu alışkanlığımızın içinde bu artık bir bağımlılığa dönüştüyse neler yapabiliriz? Nelerin etkisinde kalıyoruz? Sosyal medyanın nasıl bir etkisi var? Ya da bunu azaltmak için neler yapabiliriz? Ve pek çok farklı başlığı daha değerli konuklarımla beraber ele almaya çalışacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hüseyin Kazan. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihan Hanım. Ve psikoterapist Esra Oras. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihan Hanım. Sağ olun. Dediğim gibi bugün alışveriş çılgınlığından bahsedeceğiz. Özellikle son zamanlarda karşımıza çıkan görüntüler, biraz daha içinde bulunduğumuz aylar dolayısıyla indirim, kampanya zamanlarının senenin sonuna doğru giderek artmış olmasıyla karşılaştığımız durumlar İnsanı hem şaşırtıyor, yani nasıl olur da bir insan böyle davranır diyoruz. Hem bu şaşkınlığımızla beraber akşam eve gittiğimizde farkında olmadan saatlerimizi internette satış platformlarında vakit geçirirken buluyoruz. Bir taraftan bir ucumuz hepimizin buraya böyle yakalanmaya başlamış durumda. Kendimizi de sorgulayalım istiyorum ben izleyicilerimizle beraber bu konuyu konuşurken. Zaten her zamanki vurgumuz önce kendimizden başlayacağız, önce kendimizi sorgulayacağız oluyor. Ben sizin biraz daha kendi alanlarınız vesilesiyle de bu konudaki gözlemlerinizi ve fikirlerinizi alarak başlamak istiyorum. Nasıl bir etkisi var alışverişin şu an hayatımızda ve burada özellikle sosyal medyanın nasıl bir katkısı oluyor? Esra Hanım sizlerle başlayalım. Güzel takdiminiz için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir başlangıç oldu aslında. Yani alışveriş yapmak aslında günümüz insanı için çok hızlı bir duygu düzenleyici. Özellikle işte sosyal medyanın da hayatımıza çok fazla girmesiyle bulunduğumuz bu iletişim çağında o sıkışmayı, o sıkıntıyı çok hızlı gideriyoruz sosyal medyayla ama tabii bu da yetmiyor. Hayatımızda öyle büyük dertlerimiz var ki arkaya atmaya çalıştığımız sancılarımız var ki alışveriş yaparak, bir şey satın alarak, o satın aldığımız şey evimize ulaşana kadar duyduğumuz heyecan bize hayattaki pek çok meselemizi unutturabilir. Dolayısıyla alışveriş yapmak baktığımız zaman aslında önemli bir zorlayıcı duygu azaltıcısı gibi. Ve en önemlisi de bu noktada alışveriş yaptığımızda kendimizi daha değerli ve özel hissediyoruz. Yani sadece olumsuz duygularımız azalmıyor. Bir de yerine anlık da olsa bir statü artışı. Mesela iyi bir markadan bir ürün alabildiysek hele ki iyi bir fiyata. Statümüzde sanki bir artış olmuş gibi hissediyoruz. Değer kazandığımızı hissediyoruz. Hayatın içinde bulamadığımız değeri, kendi derinlerimizde bulamadığımız değeri satın aldığımız ürünlerde buluyoruz. Alışveriş hakkında belki de ufak böyle bir giriş yaparak başlayabilirim. Evet, nasıl tepki ettiğiyle ilgili. Ki bunu mutlaka detaylandıracağız. Yani duygu düzenleyici ne demek ya da hangi zorlayıcı duygular, bunları biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Çünkü detaylandırmadığımız zaman da şöyle bir şey oluyor. Zaten kötüyü kendimizde aramıyoruz ya. Ben yapmıyorum da işte başkaları o sıraya giriyor. Yani ben uğraşmıyorum da başkaları mağazanın içinde kavga ediyor. Bir dinleyeyim bakayım onlar ne yaşıyormuş gibi oluyor. Biz örnek verdikçe galiba bu ben de olabilirim sorusu da akla gelmeye başlıyor. Evet Hüseyin Bey. Aslında bu bir çeşit iletişim taktiğidir. Önce kendinizi eleştirirseniz aile içi arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Karşı taraf kendini eleştirmeye başlar. Aa bak o da kendini eleştirdi. Ben niye saklayayım ki? Saklamam çok da şey olmaz diye. Şimdi siz giriş yaparken güzel, enerjik bir giriş oldu. Ben de şunu dedim. Acaba Nihan Hanım geçen hafta mutluluk mu satın aldı alışveriş yaparak diye. Hepimiz bir şekilde yapıyoruz. Evet. Hepimiz yapıyoruz. Bunu yapmak problem değil. Bunu denge ölçülerini aşırarak yapmak sorun. Geçen hafta mesela ben de birçok şey aldım. Ne yaptım mesela? Örneğin sezon sonu ürünler satın aldım. Yani yazlık ürünler aldım mesela. Yani onu çok iyi biliyorum ki Mayıs ayında
Sezon değiştiğinde ben o ürünleri aldığımda en az 3-4 katı fiyat ödeyeceğim. Evet. Bunda problem yok. Ya da mesela yazında kışlık ürünleri almayı severim. Orada da yine aynı rakamları ağırlıklı olarak görüyorsunuz. Burada problem yok. Problem bunun ölçülerini kaçırmakta. Peki niye yapıyoruz biz aslında? Niye böyle davranıyoruz? Bunun birkaç tane temel şeyi var. Şu an çok ilginç bir şekilde bu uğraşa dönmüş durumda. Yani hadi bir şey yapalım, bir kahve içmeye gidelim. Hadi bir alışverişe gidelim. Yani işte orada biraz önce Esra Hocam bahsetti. O yaşadığı zor duygular varsa bir çeşit onlardan bir süre uzaklaşacak, rahatlayacak. Evet. Bunun dışında niye yapıyoruz aslında bunu? İşte orada da kişilik özellikleriyle alakalı değersizlik hissi hisseden kişilerde biraz değer satın alma durumu var. Bir diğer temel uğraş imaj tazeliyoruz. Bu aynı zamanda sadece bir şey satın alarak değil. İşte gidelim nereye, kahve içmeye gidelim. Şimdi var mı Esra Hocam böyle özellikle hani marka ismi vermeden şuraya gitmeden ben kahve içmem dediğiniz bir şey? Yok. Ama birçok insanda var. Evet. Niye? Çünkü oraya gidecek, orada story atacak, işte check-in yapacak vesaire. Orada markayı ağırlıklı olarak şey yapacak, ön plana çıkartacak. Özellikle öğrencilerde bu yaklaşım, bu anlayış biraz daha fazla varmış kesinlikle gibi. Onlar da tabii sosyal medyayı daha da fazla, daha da etkin kullanıyorlar. Orada o değerle bağdaştırma kısmı biraz daha yaş küçüldükçe daha çok artıyormuş gibi. Daha çok artıyor çünkü o yaş grubunda sizin önem verdiğiniz, değer verdiğiniz şeyler çok fazla. Mesela işte 15-25 bandında insanlar daha çok duygu odaklı ve imaj odaklı karar verirler. O yaş grubunda önem verdiğiniz şeyler 30'dan sonra sizin için bir şey ifade şey yapmayabilir, ifade etmeyebilir. Ama orada direkt olarak ha bunu giyiniyor, bak onu ben dün şurada gördüm vesaire. Şimdi bir tane arkadaşımın güzel bir sözü aklıma geldi, şöyle diyor. Şimdi arada böyle akşam işte postlar falan atıyorum. Dikkat ediyorum diyor, hep diyor belli mekanlar diyor. Mekandan kastettiği şey değil, öyle bir marka falan değil. Yani ilçe, işte üniversiteden çıkıyorum, Florya'dan eve gidene kadar neresi denk geliyorsa konum olarak oraya gidiyorum. Bir de böyle kıtırık işte varoş bilmem ne, bu tarz yerlerde niye yapmıyorsun diyor bunu. Algı öyle çalışıyor çünkü. Ha burada yapıyorsa demek ki buralar kötü yerse bu da böyle bir profil. Aynı zamanda değersiz bir profil. Otomatikmen en büyük temel yanlışlardan bir tanesi özellikle ergen profillerinde bulunduğu yer, giydiği marka, elde ettiği unsurlarla kişiliğini örtüştüren bir durum. Evet. Orada işte maddi unsurları var mı yok mu, alacak gücü vesaire var mı yok mu ya da ikisini ayrıştırma diye bir şey yok. İşte Esra Hocam girer mesela psikolojik olarak şeyine, altyapısına. Özetle yaptığımız temel şey bir çeşit uğraş, bununla beraber satın alınan kısa süreli mutluluk, değer ve üretilen imaj. Bu dördünün kesinlikle çevresinde dönüp duruyoruz. Evet. Hemen programın başındayken seyircilerimize de hatırlatmak istiyorum. Bugün alışveriş çılgınlığından bahsediyoruz. Kendi alışveriş alışkanlığımızı tekrar bir gözden geçirmek istiyoruz. Ve tabii ki sosyal medyanın bu bağlamdaki etkilerini de konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız veya iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hüseyin Bey'in bahsettikleri doğrudan zaten insanın ruhsallığıyla paralel olan durumlar. Esra Hanım, burada değersizlik dedik, zorlayıcı duygular dedik. Bunlar için bir araç oluyor, biraz daha bir ambalaj oluyor adeta bizim aldıklarımız, satın aldıklarımız bulunduğumuz yerler. Neden böyle bir ihtiyaç duyuyor insan? Zorlayıcı duyguların içimizde var olmasına izin vermediğimizde, bunlara bir toleransımız olmadığı zaman ve hayatı anlamlı yaşamakla ilgili gayemizi okuyamadığımızda önümüzdeki boşluğu dolduracak nesnelere ihtiyacımız artıyor. Mesela bağımlılığın tabii tek bir boyutu yok sonuçta. Alışveriş bunlardan bir tanesi ama şu an alışveriş ve sosyal medya bağımlılığı en yaygınları. Hani ve bizim çok daha üzerine konuşmadığımız, çünkü bir taraftan bundan ekmek yiyen, bundan kazanç sağlayan, hani mikrodan makroya çok ciddi bir düzenek, sistem var. Fakat aslında içten içe herkesin gündeminde, oturup konuştuklarında satın aldıkları ürünler, Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi bir araya geldiğinde insanlar sohbet edip birbirlerinin hayatları hakkında konuşmak yerine alışveriş yapmayı bir aktivite haline getirmiş durumdalar. Ve ihtiyacın var mı sorusu, buna gerçekten ihtiyacın var mı sorusu oldukça arkalarda kalıyor. Çünkü kişi ihtiyacını sorgularsa başka ihtiyaçlarıyla da evet temas edecek. Yani bu şartel gibi. Şarteli kapattığımız anda bütün ihtiyaçlarımızla bağımız kopuyor. Şarteli açtığımız anda bütün ihtiyaçlarımızı duymaya başlıyoruz. Evet. Ben kendime, ya benim gerçekten bu cekete ihtiyacım var mı? Gerçekten bu şalın muadili bende olabilir mi? Alıyorum ama ihtiyacım var mı hakikaten? Diye sorduğum anda aklıma otomatik olarak şu da geliyor.
belki bulunduğum ailede sevgisiz hissediyor olmam. Belki sosyal ilişkilerimdeki problemlerim, o problemleri çözmekle o ilgili ihtiyacım. Belki duygusal yeme problemim var ve bununla ilgili sorumluluk almam gerektiğini hatırlıyorum. Yani ihtiyacım var mı sorusu öyle kapsayıcı bir soru ki onu kendime bir ceket vesilesiyle bile sorsam, bir bardak vesilesiyle bile sorsam gelen cevaplar anlık olarak bir sorumluluk getirecek hayatıma. Bir yandan şunu da sormak istiyorum. Tam bundan bahsetmişken kendimize ihtiyacımız olduğuna da ikna ediyoruz. Tabii ki manipüle etmek yani, konusunda çok başarılıyız. Yani onu da çok güzel yapıyoruz. Kesinlikle. Orada kesinlikle. İşte kıyafetle alakalı, ki benim de böyle sohbetlerim çok olmuştur arkadaşlarla. Özellikle yurtta kalırken hatırlıyorum. Var birkaç çeşit bir şey diyelim. Kahverengi çantam var, bir tane büyük çantam var. Ben diyorum ki kızlara, ama küçük kahverengi çantaya da ihtiyacım var. Onlar da diyorlar ki Nihan bak, sence bu gerçekten bir ihtiyaç olabilir mi? Ben de ısrarla diyorum ki hayır, ama büyüğün kullanılacağı yer başka, küçüğün kullanılacağı yer başka. Anında oradan bir manipülasyon, bu artık dalga konusuna dönen bir durumdu. İhtiyacım varı da çok güzel manipüle edebiliyoruz yani. Kesinlikle kendimizi o isteğimizi karşılamak noktasında, çünkü o istek karşılandığı anda ihtiyaç doyacak zannediyoruz. Gerçekten de kısa vadeli olarak doymuş gibi hissediyoruz bu arada. O anlam dünyasındaki boşluk, hissettiğimiz o değersizlik, anlamsız hayatımız, hayatımızdaki meseleler, bütün bunlar bir anda gölgede kalmaya başlıyor. Satın alma davranışı zannettiğimizden çok daha hızlı ve geniş bir yerde etki gösteriyor iç dünyamızda. Ha, sürdürülebilir olmuyor ve başımıza açtığı zorluklar sonra karşımıza çıkıyor. Ve kişi bununla ilgili de sorumluluk almayı ertelediği için, sorunu da satın alma davranışında asla görmediği için yol alması da mümkün olmuyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi bu konuda kendimizi ikna etmek noktasında çok akıllıyız. Zihnimiz tam da bunun için bize bir sürü senaryo söylüyor. Diyor ki mesela Esra, ya tamam kupan var ama şu kupa buraya çok daha dekoratif durmaz mıydı? Bak arkadaşına da hediye edersin, ona da al bir tane. Zaten o geçenlerde sana çok büyük bir iyilik etmişti. Ona da karşılık vermiş olursun. Çok beğenirsen eğer, ona vermezsin, kendin kullanırsın. Bir anda çok güzel değerlerle donanmış bir hikaye anlatıyor bana zihnim. Ve ben de diyorum ki evet ya, bence de almalıyım. Hani ay sonu kredi kartı ekstresi, zaten taksit yapıyor. Peşin fiyatın altı taksit. Ya sanki bunların hepsi o parayı cebimden çıkarmıyormuşum hissi yaratıyor bende. Kısacası çok hızlı bir duygusal yatıştırıcı, aynı zamanda bunun için benim zihnimin beni manipüle etmesini sağlayacak çok fazla algıya maruz kalıyorum. Evet. Kendime de bunları tekrar ve tekrar anlatıyorum. Ve günün sonunda hem ertelediğim problemlerin birikimi, hem uyuşturduğum duyguların, yani halı altına süpürülen duyguların sırtımdaki yükü, hem de ay sonunda karşılaştığım o ekstre, bunların hepsi bir bedel olarak Z raporuna yansıyor. Evet. Esra Hanım, bu durumun tam olarak iç dünyamızda nasıl cereyan ettiğini bize izah ediyor. Tabii bir yandan bunu sadece biz bilmiyoruz. Bunu pazarlamacılar da çok iyi biliyor. Çok. Zaten bunu bildikleri için tam da buna uygun şekilde manipülasyon yöntemleri uygulanıyor. Burada nasıl yöntemler karşımıza çıkıyor Hüseyin Bey? Şimdi notlardan, şimdi Esra Hocam bahsederken aldığım notlar da tam olarak bununla ilgiliydi. Çünkü benim aynı zamanda akademik çalışma alanlarımdan bir tanesi. İşte geçen hafta yüksek lisans dersinde sosyal medya pazarlamasını konuştuk biz. Şimdi birçok farklı yolu var Eni Hanım. Bu en çok son dönemlerde özellikle çok ciddi ve korkutucu boyuta gelen temel nokta şu. Sizi profilliyor. Yani nasıl profilliyor? Mesela şimdi bundan bir 10 yıl önce siz programınıza bir uygulama indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirirken şöyle diyor. Fotoğraflarına erişim izni istiyorum diyor. Yazışmalarını görmek istiyorum ve e-postadaki adresleri görmek istiyorum. Kimse bunu çok önemsemiyor. Tık 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 tık, onay 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 geç. Şimdi insanlar bunu fark etti. Benim fotoğraflarımı ne yapacaksın? Benim yazışmalarımı ne yapacaksın? Ben orada herhangi bir uygulama şey yapıyorum, indiriyorum. Sonucu ne oluyor? Sonucu aslında sizi ele geçirmiş oluyor. Ve ondan sonra açtığınızda şeyi herhangi bir ya sosyal medyayı açın ya da bir uygulamayı açın, ne olduğu hiç fark etmiyor. Direkt olarak o sizin zaten veri güvenliği dediğimiz bir şey yok artık. İşte sohbet ediyorsunuz, açıyorsunuz, Google'da önünüze o reklam çıkıyor. Ya da işte sosyal medyaya giriyorsunuz,
önünüze çıkan reklamlar aradığınız ürünle alakalı. Yapay zeka algoritması direkt bunları topluyor ve önünüze getiriyor. Bir tanesine zaten baktığınızda, bir tek ürüne baktığınızda, bu bir işte spor ayakkabı olabilir ya da bir ceket olabilir, bir pantolon olabilir, direkt ürüne doğru gidiyor ve muadillerini, benzerlerini direkt toplayıp getiriyor. Buradaki en temel, belki bir anlamda kendilerini korumaları için de önerebileceğim basit bir şey var. Özellikle ergenlerde oluyor ve erkeklerde de oluyor ama kadınlarda biraz daha fazla oluyor. Markaları takip etmek orada, sosyal medya üzerinde. O markaları hep siz takip ettiğiniz sürece sürekli olarak onların bu içeriklerine maruz kalmış oluyorsunuz. Özellikle sosyal psikolojide bir kuram var. İşte salt maruz kalma teorisi dediğimiz bir şey. Kişi bir kişiye olabilir, bir ürünü olabilir, bir ortama olabilir. Sürekli maruz kaldığı takdirde eğer en başta nefret edici duyguları yoksa ister istemez bundan pozitif olarak etkilenmeye başlıyor. Bugün bakıyorsunuz, yarın geliyor diyor ki hani biraz önce işte Esra Hocam söyledi yani bunu hak ediyorsun. Aslında ihtiyacın da var. Sizin de dediğiniz gibi büyük çanta var ama küçük de var. Bugün senin doğum günün. Bence kendini şımartma vaktin geldi. Bazıları bu dili o kadar güzel kullanıyor ki böyle bireyselleştiriyor. Yani park şeyinden, eşinden, arkadaşından almadığı önemli cümleleri şeyden alıyor. Uygulamadan alıyor. Evet. Harika bir cumayla karşı karşıyayız. Bugün kendin için %50 indirimde bizden şu ürünle kendini şımartmaya ne dersin? Hı-hı. Ya da işte arkadaşın için ona bir güzellik yapmaya ne dersin? Sürekli olarak doğrudan kişisel ilişki kuruyor. Altını çizerek söylüyorum. Evet. Marka doğrudan kişisel ilişki kuruyor. Ve sosyal medyayla bağlantısı nerede? Sosyal medyayla direkt bağlantısı şurada. Sosyal medyaya girdiğinizde markalar satışı artık oradan getiriyor. Hı-hı. Yani web sitesine dahi göndermiyor. Hı-hı. Web sitesine, şimdi orada bir ürün gördünüz, tıklıyorsunuz üzerine, alışverişe başla diyor. Tıklıyorsunuz ve ürünü seçiyorsunuz, sepete ekliyorsunuz, yine web sitesinde değilsiniz. Evet. O platformun üzerinden sitenin bilgilerini oraya güncelliyor. Bir taraftan sosyal medyada devam ediyorsunuz, aslında da ben alışveriş yapmıyorum. Önüme çıkıyor, öyle bakıyorum. Ben şu an Instagram'dayım ya da işte X'teyim vesaire. O ortamın içerisinde sizi maruz bırakmaya devam ediyor. Bir taraftan siz eğlenmeye devam ediyorsunuz. Yo ben bir şey yapmıyorum, öyle önüme çıkıyor, bakıyorum vesaire falan. Sonra bir bakıyorsunuz, yani oradaki temel algı ne? Doğrudan o satın alma davranışına girmediğiniz için psikolojik olarak da işte kendinizi çok rahat manipüle edebiliyorsunuz. Evet. Ben bir şey yapmıyorum, mağazada değilim. Ben şu an Instagram'dayım, önümde geldim, evet, baktım. Bununla beraber ne yapıyor? Bununla beraber şunu yapıyor. Artık olta da diyoruz biz bunlara. Sürekli size küçük havuçlar veriyor. İşte ne yapıyor mesela? 1500 lira harcarsam 500 lira indirim yapacağız. Diyorsun ki tamam ben 2000'e çıkayım. Otomatikman kafadan 1500'e şey yapmış olacak, düşmüş olacak. Evet. Onun yanında işte getiriyor bunun yanına. Bu ürünü seçtin diyor. Bununla bu kombin çok güzel olur diyor. Eğer orada da işte gerçekten imaj tazelemeye ihtiyacın varsa, değeri böyle satın alıyorsan onu da seninle oradan bağlıyor. Hatta altında şu da çıkıyor. Başkaları bununla beraber aldı. Evet, o çok önemli Nihal Hanım. Evet. Çok çok önemli. Buna da biz müşteri davranışları diyoruz. Markalar buna çok dikkat ediyor. Hatta bir kısmı bunu etik olarak yapıyor, etik olarak yapmayanlar da var. Etik olarak yapanlar marka fanları oluşturuyor. Marka fanları oluşturuyor. Onlara böyle işte ücretsiz ya da ciddi anlamda %90'lara varan indirimli ürünler gönderiyor. Onlar da, influencerlar da bunu yapıyorlar. Onlar bunları giyiyorlar ve altına şeylerini yazmaya başlıyorlar. Deneyimini yazmaya başlıyorlar. Bunu etik dışı yapan markalar da var. Onlar da doğrudan bizim işte bot hesaplar dediğimiz hesaplardan satın alıp ya da işte trollerle anlaşmalar yapıp markanın altına süre ben aldım, inanılmaz şey kaldım, etkilendim vesaire falan. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Markaya güvenmiyorsunuz. Neden güvenmiyorsunuz? Çünkü sizin paranızı alacak. Biraz sorgulamaya başladığınızda buna gidiyorsunuz. Ya iyi de bak altında 500 tane şey var. Yorum var ve oylama yapılmış. 5 üzerinden 4.7 almış. Direkt olarak o müşteri davranışları satın alma noktasında sizi çok daha fazla etkilemiş oluyor. Evet. Bir diğer tuzak, bir diğer tehlike yine onunla alakalı. Ürünü aldınız, indirimi yaptı, siparişinizi oluşturuldu diyor. Ardından bu ürününüzden 250 TL, diğer siparişlerinizden 500 TL, bugüne özgü 300 TL daha şey kazandınız. Hı hı. Yani sürekli havucu veriyor ve sizi oraya çekmeye çalışıyor. Evet. 300 lira veriyor, 1000 TL harcamanızı sağlıyor. Bir diğer bağlantı noktası anında
mesaj WhatsApp hattından ya da SMS'le size mesaj göndermeye devam ediyor. Orada üyelik istiyor mesela. Diyor ki bunu diyor misafir satın almacı olarak da yapabilirsin. Misafir müşteri olarak da. Ama üye olursan, uygulamayı indirirsen ilk uygulamaya özgü, ilk sana özgü ikinci ürün %50 ya da ücretsiz. Otomatikman uygulamayı indirdiğinde oradan senden şeyler istemeye başlıyor. Seninle iletişim kurmak için sana seçenekler sunuyor. Bu da bir tuzak. Yani direkt olarak tek seçenek sunmuş olsa siz buna red cevabı vereceksiniz. Çünkü niye? Beni baskı altına alıyor. Ama şöyle diyor. SMS atabilirim sana diyor. Bütün indirimlerden haberdar edebilirim. Sadece son gün, son birkaç aydır bunu yoğun yapıyorlar. Sadece senin ilgilendiğin, sana özgü, senin ihtiyacın olan şeyleri senin önüne çıkartabilirim. O zaman diyor ki ben iyi, harikayım. İyi hissettiriyor. Bak benim yerimi o seçip getiriyor. Ya da diyor sadece mail atabilirim diyor. Anlık fırsatlardan haberdar olman için uygulamayı indirmen senin yararına diyor. Bir de orada bildirimleri açarsanız, o yüzden korumak için şunu net olarak söyleyeyim. Alacağınızı aldınız, işiniz bitti. Kapatın bildirimleri. Yok ya, önemli değil, ben almıyorum, bir taraftan gelsin arada bakıyorum. Dediğiniz andan itibaren o biraz önce söylediğim salt maruz kalma teorisinde olduğu gibi SMS'ten geliyor, WhatsApp'tan geliyor, Instagram'dan geliyor, uygulamadan geliyor. Yani işin özü. Nihan Hanım, dört bir taraftan sizi kuşatıyor ve siz ister istemez birini bir gün atlıyorsunuz, ikinci gün atlıyorsunuz, üçüncü gün atlıyorsunuz. Yavaş yavaş da zihin bununla haşır neşir olmaya başlıyor. Bu bilgileri işlemeye başlıyor. Bir yerde sizi yakaladığında işte tamam, büyük çantam vardı da küçüğüne de ihtiyacım var. Ya işte yazlıktı da ama artık bahar geldi, onlar biraz daha farklı, bir keten daha iyi gidebilir deyip o zaman işte Esra Hocam'ın biraz önce söylediği zihin bu defa bu manipülasyona ortak oluyor marka stratejileriyle beraber. Sanki hayatın tek sorunu buymuş gibi hissediyoruz. Evet. Bütün problemim benim X markanın X ürünlerini satın alamamam. Dolayısıyla benim bütün gündemim şu anda bunu takip etmek olmalı. O kadar çok maruz kalıyorum ve o kadar çok ya hala çok pahalı, hala satın alamıyorum kelimeleriyle zihnim meşgul ki sanki bunu hallettiğim anda ihtiyacım olan her şey bana verilmiş oldu. Esra Hocam bir cümle söyleyeyim. Çok özür dilerim. Lütfen devam edin. Çok önemli bir şey söyledi. Hala satın alamadım dedi. Şöyle diyor. Favorilerine ekle. Yenisi geldiğinde, ürünün fiyatı düştüğünde sana haber verelim. Bir ay sonra bakıyor. Geçen ay diyor 1000 liraydı diyor. 700'e düştü diyor. 15 gün sonra bakıyor. 700'den 400'e düştü diyor. Sezon artık bitmeye başladığında uygun bir rakama geldiğinde ben karlıyım artık, bu kesinlikle alınmalı deyip devam ediyor. Kesinlikle. İnsanlar, yani bu işi üretenler, bu işten çok ciddi bir kazancı olanlar zihnimizde manipülasyonlarından tabii ki haberdarlar ve zihnimizde aslında algımızı, muhakeme becerimizi de bu vesileyle yönetmiş oluyorlar. Evet. Burada özellikle sosyal medyanın içine bir alışveriş kısmının eklenmiş olması da hayatımızı çok değiştirdi. Instagram ilk kullanılmaya başladığı yıllarda, ben lisedeydim o zaman, sadece çektiğin güzel fotoğrafları paylaştığın, fotoğraflarda biraz daha estetik kaygının olduğu, kendini paylaşmanın basit bir şey olarak görüldüğü, kendini paylaştığın zaman dalga geçtiğimiz, yani insanlar bu kadar güzel fotoğraflar çekiyorlar, bu kendinin derdinde, yorumlarının yapıldığı bir yerden, algoritma kendini paylaşmadığın zaman senin fotoğrafını hiçbir şekilde öne çıkartmayan bir hale evrildi. Bunun içine alışveriş kısmı eklendi. Doğrudan uygulama içi satın almalar eklendi. Bu ayrı bir artık meslek alanına dönüştü. Para kazanma alanına dönüştü. Özellikle de Hüseyin Bey'in dediği gibi ben sadece sosyal medyada dolaşırken, işte o gönderileri kaydırırken orada niyetim alışveriş yapmak değil. Ve birden karşıma reklamlar çıkıyor. Ve benim tam da aradığım şeyler ne hikmetse. Evet. İşte düşündüğüm şeyler, aklımdan geçen şeyler. Bir mesaj atmışım ya kızlar, güzel bir mont görürseniz bana atar mısınız? Mont bakıyorum bu ara demişim. Sonraki gün karşımda benzer montların fotoğrafları çıkmaya başlamış. Oradan ona bakıp, oradan ona bakıp böyle daldan dala vaktimizin elimizden kayıp gittiğini fark ediyoruz. Burada Esra Hanım, özellikle bizim sosyal medya kullanımımız özelinde de bakacak olursak, hani zorlayıcı duygulardan kaçış için bir mekanizma olarak kullanıyoruz dedik ya. Kaçırıyorsa kaçırsın. Tamam, ne güzel işte. Niye uğraşayım ki ben yani canımın sıkkınlığıyla, hayatın dertleriyle? Düşünüyorum da ne oluyor Allah aşkına yani. Bütün bu yaşadığım olumsuz şeyleri düşünsem ne, düşünmesem ne? Bari sosyal medyada dolaşayım da birazcık keyfim yerine gelsin demenin nasıl bir zararı var bana? Yani
O kadar çok elimizin altında ve o kadar sürekli bir ileti var ki telefonumuzda. Araya mesafe koymak gerçekten güç. Geçtiğimiz günlerde bir sınava girdim ve ÖSYM'nin bir sınavına girdim. Neyse telefonu evde bırakmam gerekti. Kendimi gerçekten güvensizlik içinde buldum. Evet. Halbuki çocukların babalarının yanında güvenli bir yerde, nerede olduğum belli, kaybolma ihtimalim yok. Cebimde ihtiyacım olduğu kadar param da var, bir yerden bir yere beni ulaştıracak kadar. Fakat o güvensizliği tatmak bana şunu yeniden hatırlattı. Telefonla aramdaki bağı hatırlattı. Hı-hı. Oraya bakmanın ne kadar anlamlı bir oyalayıcı olduğunu, o içimdeki gerçekten boşluğu ne derece doldurduğunu fark etti. Ama tabii şimdi günlük hayatta hepimizin çabaladığı meşguliyetler var. Örneğin ben seansa girdiğimde aralıksız belki de 5-6 saat sadece seanslarımla meşgul oluyorum. Aralarda belki temel ihtiyaçlarımı karşılayacak vakti zor buluyorum. Tabii benim için ister istemez o sırada telefonlarıma ciddi bir mesafe giriyor. Ama ya ben sürekli evdeysem ve her an ne yapacakları belli olmayan çocuklarımla baş başaysam, onları büyütmek benim en önemli tek görevimse onlarla vakit geçirmek. Özellikle mesela ev hanımlarının o yüzden sosyal medyayla olan haşır neşirliği oldukça fazla. Çünkü hissettikleri o belirsizlik. Çünkü mesela işte herhangi bir şeyin başına oturacaklar. Belki bir kitap okuyacaklar. Belki bir eğitime katılacaklar. Fakat çocuk ağlayabilir. Herhangi bir sürpriz olabilir evet. Evin içerisinde. Bu belirsizlikle başa çıkamayacağından kaygı duyan kadın ister istemez o belirsizliğin getirdiği kaygıya değerli bir şey yaparak vakit geçirmektense telefonla oyalanarak, alışveriş sitelerinde oyalanarak kendini evet. Ve içindeki o gerilimi yatıştırıyor. Bir şekilde her an sürprizlere kendini daha açık hissediyor bu defa. Anlık olarak bunun gibi ya da işte gün içerisinde çalıştığım diyelim ki kurumda, kuruluşta insan ilişkileriyle ilgili zorlanıyorum. Ve telefonu elimden bıraktığım anda bu zorlanmayı daha yoğun hissedeceğim. Evet. O yüzden ne yapıyorum? İşimin başındayken bile gözüm sürekli telefona bakıyor. Sürekli çeviriyorum telefonu. Sıklıkla telefonumla meşgulüm. Hayatım pek çok alanında yani bindiğimiz taksiden, gittiğimiz manava, artık herkesin sosyal medya ile ilişkisi birebir de temasta olduğu kişilerle ilişkisinden çok daha güçlü. Evet. Bu tabii çok büyük bir illüzyon çünkü hakikat değil. Yani ben sosyal medyada göründüğüm gibi biri değilim. Hı hı. Siz ekranda göründüğünüzden ibaret değilsiniz. Hepimiz burada belli kimliklerimizle, çok özür diliyorum, belli kimliklerimizle varız. Evet. Dolayısıyla bütün sosyal medyada olmak, hissettiğimiz o anlamsızlık duygusunu, değersizliği, yetersizliği, yapmamız gereken ama yapamadıklarımızı ertelemenin getirdiği acıyı ve sıkıntıyı, eşimizle olan sorunlarımızı, dostluklarımızla olan problemlerimizi, bu dünyada neden var olduğumuza dair soru işaretlerimiz ve daha bütün içimize ukde olan sorunlarımızı sosyal medyayla anlık olarak yatıştırıyoruz. Evet. Ve artık dediğiniz gibi sosyal medya ve telefon eşittir alışveriş. Hı hı. Yani telefon artık alışveriş. Özellikle pandemi zamanı bu çok güçlü bir refleks halini evet. aldı. Ve daha dün şöyle bir şey yaşadım. Eşimin kışlık birkaç parça eşyaya ihtiyacı vardı. Pantolonu ve kaza. İşte üstünüze afiyet doğum günüydü de. Gidip alamıyoruz çocuklardan dolayı. Hepimiz benzer bu noktada bahanelere sahibiz. Ve birkaç gün önce mağazadan satın almak istediğim ürünlere internetten bakayım dedim. Hı hı. Biliyorum ne alacağımı. Girdim yarım saat içinde sepete aldım hepsini. Ve tabii ki de oradaki fiyatlardan çok daha uygun da online. Hı. Aynı markanın aynı ürünleri. Hı. Şimdi bu da tabii ki çok ciddi bir pekiştireç. Evet. Yani gidip canlı canlı bir esnafla muhatap olmaktansa evet. online'da kimseyle muhatap olmadan uzun saatler gezmeyi daha karlı buluyoruz. Hem ekonomik evet. olarak hem duygusal yük açısından. Çünkü evet. bir esnafa dert anlatmak, biriyle temas etmek içinde bir sürü gerilimi de barındırıyor aslında. Bir sıra beklemeniz belki gerekiyor, evet. işte birine derdinizi anlatmanız gerekiyor vesaire. Online'dan alışveriş yapmak duygusal olarak daha yüksüz de bir şey. Hem sosyal medya ile olan kısacası bu haşır neşirliğimiz. Hem telefonun, sosyal medyanın artık alışverişle eşitlenmesi. Hem bu kadar çok duyulmak, görülmek ve algılarımızın biliniyor olması. Yani bizi nereden vuracaklarını çok iyi biliyor olması evet. Üreticilerin, ticaretçilerin. Yani bu ekonomik sistemin daha doğrusu evet. çevremizden dört çepeden sarıldığımız bu sistemin içerisinde biz de mecburen bunların kazanımlarına kendimizi sanki daha çok muhatap tutuyormuşuz gibi oyalıyoruz. Ve günün sonunda gerçekten telefonla, online alışverişle ve sosyal medyayla gerçek hayattan çok daha fazla muhatap olur bir evet. hayatı talip olmuş evet. oluyoruz. Tabii burada biraz daha sadece durumu kurtaran
bir tarafta olduğu için gerçek bir çözüm değil. Durumu kurtarıyor. Yani o an işte iş yerindeyim, canım sıkkın, evdeyim, canım sıkkın. O can sıkkınlığını ufak bir ara vermemi sağlıyor ama çözmüyor, geçirmiyor. Belki geçebilecek durumlar da değil. Yani işle alakalı benim kontrolümün tamamen dışında olan durumlar da olabilir ve bunu yaşamak zorunda kaldığım durumlar da olabilir. Orada şunu öğretmiyor bana. Bu zorluğun içinde ben kendimi nasıl daha iyi tutabilirim öğretmiyor. Bu zorluktan nasıl kaçabilirim de kalıyor. Ama o zorluktan nasıl çıkabilirim, onunla nasıl baş edebilirim kısmını da öğrenmediğim için bu biriken bir yük haline geliyor. Günün sonunda sonra farklı sorunlarla, farklı belirtilerle, gerek bedensel belli başlı rahatsızlıklarla kendimizi mücadele eder halde buluyoruz. Ya da ani öfke patlamaları, ani parlamalar. Nasıl yani, sen bu kadar sakin biriydin, ne oldu da şimdi birden bu kadar alakasız bir şeye patladın? Biz neden incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için kavga eder hale geldik? Ya da çiftlerin söyleyebileceği şeylerden birisi. İşte burada kaçırdığımız kısım belki de şu, bunların hiçbirisi bir anda veya bir günde olmuyor. Kesinlikle. Onun öncesinde ne yapıp yapmadığımız bugünkü halimizi doğrudan etkiliyor. İşte burada bizim gözden kaçırdığımız kısım bu oluyor. Yani çok keyifli. Bakarım, vakit geçiririm, vaktim de geçer, mesaim de dolar, kafam da dağılır. Çok iyi, tamam. Ama günün sonunda yine bundan zararlı çıkan taraf ben oluyorum. Özellikle pandemiden bahsettiğiniz yerde aklıma geldi. Yine yayınlardan birinde konuşmuştuk. Pandemide en çok satın alınan ürün, dışarı çıkma yasağı vardı, ayakkabı olmuş. Yani kısıtlanmayla alakalı o kadar büyük bir derdimiz var ki o bizi bir şekilde tatmin ediyor, bir şekilde özgürleştiriyor. Yine yüklediğimiz anlamlarla çok bağlantılı. Burada yine satın alma davranışımızda anlam kısmına da bakmamız gerekiyor dolayısıyla. Ne var Nihan Hanım şey diyor. Yazı özleyenler burada mı diyor. Yani işte daha henüz... Umut satıyor aslında. Aynen öyle. Ya pazarlamacı için de muhteşem bir şey. İşte dün işte internette böyle haberlere bakarken Euro 2004'te sayaç koymuşlar mesela. Bir spor sitesi. İşte şu kadar ay, şu kadar gün, şu kadar saat. İlk maçın başlama saatine kadar. Hı hı. Ne yapıyor aslında? Sizi sürekli zinde tutuyor. İşte yaza şu kadar kaldı. Şimdi alırsan çok daha indirimli vesaire almış olacaksın. Ve sürekli olarak aslında anlamsızlıktan bahsediyoruz. Kendi içerisinde de sana bir anlam yüklemeye başlıyor. Hikayeleştirme dediğimiz bir durum var. Marka hikayeleri, ürün hikayeleri. Olayı bir hikayenin adı altına sığındırdığında ya da pazarlama stratejiyi bunun üzerine oluşturduğunda bunun sizde anlam bulma durumu çok daha fazla. İşte şu an boşuna almıyorsun çünkü artık sömestr yaklaşıyor. Onun için bir hazırlık yapman lazım. Şimdi planlamalarını yapman lazım. O zamana bırakmaman lazım. Çünkü aynısını şey yapamayabilirsin. Aynısını bulamayabilirsin. Bir diğer temel nokta aslında biraz önce bu bir kaçış dedik. Bu bir toplam. Niye biz sürekli olarak bu sorgulamayı yapmadığımızdan dolayı. Ama bunun gittiği şey de kökler. Şimdi çılgınlık. Hani programın spotunu da böyle koymuştunuz. Evet. 1915'te koyulan bir isim. Yani alışveriş çılgınlığı. İşte Onyo Menya ya da işte Türkçe çevirisiyle Onyo Money. Alışveriş bağımlılığı ya da alışveriş çılgınlığı. Kökleri çok daha eskiye giden bir şey. Hı hı. Hikaye ne hikaye şu? Hala bir kısmımız bunun bir problem olduğunun farkında değiliz. İhtiyaçlarımızı satın alıyoruz. İndirimli satın alıyoruz. İşte biraz önce Esra Hocam dedi. Güzel bir şey. Doğru. Söylediği de çok doğru. Ama orada bırakamıyoruz. İşte nerede? Mağazaya göre çok daha şey... çok daha uygun. Biz bunu sorgulamayı bıraktığımız andan itibaren ve bu girdabın içerisinde devam ederek gidiyoruz. Öncelikli olarak bunun bizim bir farkına varıyor olmamız lazım. Nedir bu farkına varma? Çok güzel bir şey. Bu benim ihtiyacım mı? Aynısını biz şunun için söylüyoruz. Özellikle bütün her şeyini insanların önüne döken aileler için söylüyoruz. Çocukların fotoğraflarını paylaşan veliler için söylüyoruz. Bu fotoğrafı paylaşıyorsun, bu videoyu paylaşıyorsun. Bu benim ihtiyacım mı, bu çocuğun ihtiyacı mı? Hiçbir tane, Esra Hocam, hiçbir tane veli çıkıp da bu çocuğun ihtiyacı diyebilir mi? Mümkün değil. Evet. Bu senin ihtiyacın. Çocuk üzerinden aslında kendine şey yapmış oluyorsun. İmaj tazelemiş oluyorsun. Bizim bununla özellikle çözüm tarafı beni en çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi. Bizim bununla önce
yüzleşmemiz gerekiyor bunu çözebilmemiz için. Önce bunun varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz bir şeyler satın almaktan, yeni bir şeyler keşfetmekten mutlu oluyoruz. Burada bir problem yok. Bunun sınırlarını kaçırdığında problem var. O yüzden de önce eğer varsa, şimdi testleri var mesela. Alışveriş bağımlı mısın yoksa değil misin? Bunu otur yap, bunda bir problem yok. Bunun farkına var, bunda hiçbir problem yok. Biz genelde duygularımızı da ifade ederken acaba ne derler? Acaba olumlu mu yaklaşırlar, olumsuz mu yaklaşırlar? Kendi kusurumu söylersem acaba nasıl algılanırım? Zayıf bir kişi olarak mı gösterilirim? Toplum dışarısı beni nasıl olarak algılar? Böyle yetiştirildik. Her şey, her doğru, her yerde söylenmez gibi birçok bunun temel şeyleri var. Temel dayanakları var. O yüzden de sürekli olarak bir paravan kullanıyoruz. Bir şeyleri kapatmak için. Evet. Kullandığımız en büyük paravanlardan bir tanesi sosyal medya. Diğeri de işte satın alma davranışları. Sosyal medya artık bambaşka bir boyuta dönüşmüş durumda. Evlilikler oradan oluyor, arkadaşlık ilişkileri oradan oluyor. İnsanlar geçen bir seminerde söyledim, gülmeye başladılar ve hani entelektüel de bir kitle. Dedim ki yani ilişki içerisinde olduğunuz bu sözünüz olabilir, nişanlınız olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Ayrılacaksanız, o ilişki bitecekse bunu sosyal medyadan bitirme. Hocam ne yapalım diyor. Yani dedim ona bir zaman ayır, en kötü yüz konuşmak istemiyorsan, bir araya gelmek istemiyorsan fiziksel olarak aç telefonla noktala. Yani öyle mi? Öyle tabii, öyle olmak durumunda. Çünkü ne yapıyorsun aslında orada? Orada da yine bir çeşit yüzleşmekten kaçıyorsun. Bir araya geldiğinde söyleyemeyeceksin. Bizim klavye kahramanlığı dediğimiz bir şey var, hikaye var. Evet. Yani yüz yüze söyleyemediklerimizi oradan çok rahat bir şekilde söylüyoruz. Şunun bilincine çok varmak gerekiyor. Yani orada bir benlik sunumu var. Yeni bir imaj oluşturuyorsunuz. Evet. Ve bu imaj o kadar bambaşka bir noktaya gidiyor ki işte mesela işte klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin en fazla çalıştığı test konularından bir tanesi beden algısıyla alakalı olarak. Sürekli bir estetik şeyi var, furyası var. Bu da bir satın alma davranışı. Yani bile bir satın almayla alakalı bir şey. İşte bugün kaşlarımı yaptırayım, yarın gözlerimi yaptırayım, yarın saçlarımı yaptırayım. Sürekli olarak bu durum devam ediyor ve biz sürekli olarak değer satın alıyoruz, imaj satın alıyoruz. Bambaşka yeni kişilikler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuç ne? Ben bu kişilikleri bu şekilde ortaya çıkartırsam mutlu olacağım, değer göreceğim ve kabul alacağım. Evet. Öyle mi oluyor günün sonunda? Önünüzde asla, asla öyle olmuyor. İşte Z raporu önümüze geliyor ve ondan sonra her türlü mutsuz oluyoruz. Evet. Burada özellikle şu kısmı sormak istiyorum. Şimdi ne kadar biz bunu konuşursak konuşalım, ne kadar içten içe bilirsek bilelim, hepimizin kendimizce değer atfettiği, anlam atfettiği ve o eşyayı alırsa, o markadan o eşyayı alırsa kendini belli bir gruba ait, mensup hissedecek bir tarafımız olabiliyor. Ben bunu biz diliyle kullanmak istiyorum. Çünkü insani taraflarımıza da, nefsani taraflarımıza da çok hitap eden bir konudan bahsediyoruz. Biz burada biz böyle şeyler hiç yapmıyoruz. Biz çok minimalist yaşıyoruz diyerek konuşmamız da yerinde olmayacaktır. O yüzden izleyicilerimizle ortak bir paydadan buna bakmaya çalışıyorum. Benim için belli bir ürün ve belli bir marka var diyelim ve şu oluyor. Yani o markadan onu alırsam, bir alsam onu gerçekten mutlu olacağım ya, biliyorum yani. Fiyatlı da bir şey diyelim. Ya da onu alan kişilere bakıyorum. O kişiler nasıl yaşıyorlar? O ürünü alan diğer kullanıcıların yorumlarında, fotoğraflarına bakıyorum. Sosyal medyada algıda seçicilik de var. Ben daha çok onu istiyorum ya. Zaten algoritma da ona göre karşıma çıkartıyor. Öyle hayatlar. Ev düzeniyle alakalı olabilir, ev eşyalarıyla alakalı olabilir, kıyafetlerle alakalı olabilir. Ama orada onu alırsam ben de o gruptan olacağım ya. Ben de onlardan olacağım isteği içeride olabiliyor ya. Hem bunun kaynağı nedir Esra Hanım? Bu kaynağı sormak istiyorum. Hem de bunu gerçekten geride bırakabilmek, yani aldığım şeyin, giydiğim kıyafetin, evime aldığım ürünün altındaki etiketi, ensemde duran şu etiketi yok saymam gerçekten nasıl mümkün olur? Evet, hayatın anlamını ellerimizle, tırnaklarımızla, değerlerimizle inşa etmeyi kendimize bir dert haline getirmediğimizde anlam boşluğunu statüyle ve imajla ve bunu sağlayacak nesnelerle sağlamaya çalışıyoruz. Bunun altını tekrar çizelim. Çok önemliydi, evet, bence. Anlam boşluğu. Evet, evet. Yani çok kıymetliydi söyledikleriniz Nihan Hanım. Çok teşekkürler bu özet için. Çünkü aslında söylemem gereken şeylere çok iyi bir giriş oldu. Tam bu sorunuzla alakalı.
Ben eğer ki bizler anlamı arayan varlıklarız. Diğer canlılardan böyle bir farkımız var. Bu hayatta ne anlamlı? Bizim için kıymetli olan nedir? Bunu daha küçücükken sormaya başlıyoruz. 11-12 yaşlarından itibaren sormaya başlıyoruz. Yani çocuk yaşlarda anlam arayışımız başlıyor. Özellikle yeni nesilde mesela bu sorunun getirdiği yüklü duyguları yine imajla, sosyal medyayla, satın alma davranışıyla hem aileler bunu çocuklara öğretiyorlar, hem kendileri de zaten buna yöneliyorlar. Çünkü gerçekten çocuk o sıkıcı, depresif halini, kaygılı ve özgüvensiz halini X markasından aldığı bir spor ayakkabıyla giderdiğinde ebeveynler diyor ki ah, benim oğlum mutlu oldu, benim çocuğum mutlu oldu. Evet. Demek ki ihtiyacı olan şey bu. Evet. O sıkıntılı hali ebeveyni korkutuyor çocuğun ve ebeveyn ona anlamı böyle tamamlamayı fark etmeden öğretiyor. Yani aslında bu hayatın bizi, biz tabii daha sonradan bu alışkanlığı geliştirmiş yetişkinler, bizden sonra gelecek kuşağa da hayatın satın aldıkça, para kazandıkça, iyi bir imaj ortaya koydukça anlamlı ve değerli bir şey olacağını fark etmeden aşılamış oluyoruz. Hmm. Halbuki anlam inşa edilen bir şey, bulunan bir şey değil, satın alınan bir şey değil. Ve anlamı inşa eden şey de kıymet verdiğimiz değerler. Benim nasıl bir insan olmak istediğim. Fakat öyle enteresan bir çağ ki bu çağ. Her şeyde çağımı aletmek olmaz tabii ki ama bir de bir dönüşüm de var aynı zamanda çağın kendi içerisinde. Bir rüzgar da esiyor bu noktada. Evet. Yetişmek de güç. Fakat işte biz kendi alanımızda bile Nihan Hanım görüyorsunuzdur. Her gün bilimsel veriler değişiyor. Konu olmayan konular girmeye başladı terapi odasına. Normalde dikkatimizi çekmeyen şeyler artık daha çok dikkatimizi çekiyor. Öğretmediğimiz becerileri öğretmeye çalışıyoruz danışanlarımıza. Yani kendi bilim kendi alanında sürekli yenileniyor. Fakat tabii işte ülkemiz olarak, yani ülkemiz insanı da bunları aynı tazelikte takip edemiyor. Fakat şunu biliyoruz mesela, bireyselleşme çok enteresan bir yere gitti. Hmm. Yani halkımız içerisinde. Ne kadar kendi kendine yetebiliyorsan, ne kadar yalnız kalabiliyorsan, ne kadar hayatı görevlerine uygun yaşayabiliyorsan sen o kadar değerli ve o kadar özel bir insansın. O kadar sağlıklı bir insansın. Sizin bu konudaki güzel bir açıklamanız olduğunu bildiğim için de sormak istiyorum. Biz hep sınırlardan bahsediyoruz ya. Bu sınırlarla alakalı yanlış anlayışımız da bunu çok, bu bahsettiğiniz kısmı çok pekiştiriyor. Onun da doğrusunun nasıl olacağını da bunun içine katalım. Çünkü biraz kendimizi öncelemek, değer vermekle bencillik arasında ipin ucu kaçmaya başladı. İşte bunca pazarlama taktiğinden bahsettik, kendimizi özel hissetmekten bahsettik. Şimdi sizin ekledikleriniz beraber bir de sınırlar konusunu yanlış anlayışımız da bunu çok pekiştiren bir tarafta. Çok, kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu aslında bir süreç gibi görmek gerekiyor. Biz buraya bir hazırlandık toplum olarak, dünya toplumları olarak. Buraya biz bir hazırlandık yani. Bireyselleşmenin kutsandığı, yalnızlığın takdir edildiği, kendi kendine yetebilmenin psikolojik olarak sağlıklı olarak algılandığı ve eminim şu an beni dinleyenler bile nasıl yani öylesi sağlıklı değil mi diye sorguluyor bile olabilirler. Halbuki yani bizler sosyal varlıklarız, kendi kendine yetebilmek diye bir şey yok. Kendi kendimize yetmeye çalışırken ortaya çıkan durum ortada. Yani kendi kendimize mutlu olurken yaptığımız etkinlik alışveriş. Gene kendi kendime yetmiyorum ki. Yani bu defa beni yine bir nesne tatmin ediyor. Fakat bir ötekiyle gerçek, kanlı canlı bir ilişkiye geçmektense sosyal medyada insanlarla yine muhatap olmadan muhatap olmak, alacağım like'lar üzerinden kendime değer atfetmek, satın alma davranışı üzerinden kendime değer atfetmemle sonuçlandı bu bireyselleşme hikayesi. Ve pandemiyle birlikte aşırı pekişti. Aşırı pekişti çünkü çok yalnız kaldık, çok özel olduk ve birbirimize olan toleransımız çok azaldı. Ve yani sevgili kulakları çınlasın Fatma Bayram Hoca'nın şöyle bir eleştirisi var psikologlarla ilgili. Gerçekten katılmamak mümkün değil. Burada bir öz eleştiri sunmak zorundayım. Yani hem kendime hem meslektaşlarıma. Kapitalist sistemin psikologları. Hani patronumla tartıştığında idare etmekle ilgili seni hazırlayan psikolog, ebeveynlerinle ya da ailenle gerilim yaşadığında bunu alkışlıyor diyor. Katılmamak mümkün değil. Evet. Katılmamak mümkün değil. Evet. Yani kıymetli ve değerli olanı ayakta tutabilmek için geliştirilmesi gereken tolerans sanki sadece para kazanacağımız yerlere mahsusmuş gibi. O yüzden bizler hem ruh sağlığı çalışanları olarak, bu alana emek eden insanlar olarak toplumun dinamiğini iyi okumak zorundayız. Bizim ihtiyacımız ne? Toplumsal olarak ihtiyacımız, kültürel olarak ihtiyacımız şurada dursun. Aynı zamanda bir kere insanoğlu olarak ihtiyaçlarımız çok belli. Bir arada yaşamayı öğrenmemiz, gerçek ilişkilerin yükünü
taşımayı, taşıyacak şekilde kendimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ve bu sanal alemden insanlara duvarlar örerek, kendimizi daha fazla geri çekerek ve bütün hayatımızı yapay bir anlamlar dünyasının içerisinden göstererek mümkün olmayacak bir şey. Evet. Alışverişle, sosyal medyayla gerçekten Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi bir benlik sunumu hazırlıyoruz. Evet. Başımıza taktığımız örtünün markasından, ayakkabımızın markasına, kullandığımız telefonun markasına, kahve içtiğimiz yerin markasına kadar. Bunların hepsi bize değerli bir grubun üyesiymişiz gibi hissettiriyor. Fakat değer oralarda bulunmaz. Dediğim gibi değer bulunan bir şey değildir. Değer inşa edilir. Ve bunun da kılavuzu kalbimiz olmak zorunda. Ve kalbimize neyin bizim için hayırlı olduğunu, neyin bizim kılavuzumuz olduğunu sorabildiğimiz anda tanışacağımız zorlayıcı duygulara açık olmak zorundayız. Acı çekmeyi göze almak zorundayız. Ama Esra Hanım, ben çok rahatsız oluyorum. Bu soruları kendime sorduğumda günlerce uykum kaçıyor, iştahım kesiliyor, depresyona giriyorum. Evet, bunların hepsi oluyor olabilir ama zaten biz buradan bir kazanım umuyoruz. Evet. Bu acı gelmeden o değişim gelmeyecek. Kendini hep suyun üzerinde tutarak, hep bir şeylere tutunarak ve sarılarak yüzmeyi öğrenemezsin. Evet. O boğulmayı göze alman gerekiyor, o dibi görmek gerekiyor. Geçici uyuşturucularımızla tanışmamız lazım. Evet. Yani geçici has kaynaklarımızla, daha doğru tabirle. Hı-hı. Geçici has kaynaklarımızla tanışmadığımız ve nereden kaçtığımızı keşfetmediğimiz sürece bağımlı olacak nesne çok. Evet. Yani insanlar şu an teşhis bağımlısı olmuş durumdalar. Mizaç bağımlısı, astroloji bağımlısı olmuş durumdalar. Evet. Çünkü içlerindeki sesleri susturmak zorundalar. Ve o sesleri susturmaya çalışmak için elimizin altındaki mevcut çağ bize çok fazla kelime, çok fazla nesne sunuyor. Evet. Ümit ediyorum bu noktada hepimiz gerçekten ne yapıyor olduğumuzun ve ne hissediyor olduğumuzun daha da fazla idrakinde oluruz. Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Yani bizim zaten derdimiz, zorumuz şu içimizdeki sesler. Hani o sesleri bir önce duymaya gönüllü olsak. Sonra duyduktan sonra bir de bana ne yaşatıyor? Yani ben ne yaşıyorum kısmını görmeye gönüllü olsak. İşler biraz daha değişmeye başlayacak. Yani hayatımızda sürekli şikayet ettiğimiz, çözümsüz olarak gördüğümüz her ne varsa onunla alakalı belki de yeni bir pencere aralanmaya başlayacak ama ona da fırsat vermiyoruz. Çünkü çok korkutucu. Yani orada gerçekten kötü hissettiren şeyle yüz yüze gelmek. Tabii burada benim içimde benimle alakalı olumsuz durumlar da olabilir. Yani benim yapamadıklarım da olabilir, kendimle alakalı eksikler de olabilir. Bunlarla mücadele edebilmek, bunlarla barışabilmek de çok zorlayıcı. Özellikle markalardan bahsediyoruz, alışverişten bahsediyoruz. Yani çocukluk tan beri sürekli bir yere ait olma ihtiyacıyla yetişmiş ve elinin altında artık şuna sahip olursan ait olursun hissini besleyen bir durum varken bu ihtiyacına kucak açabilmek çok rahat bir şekilde, ya evet ben bunun eksikliğini çok hissettim ya çocukken, ya da bir zorbalığa maruz kaldım ya da içinde bulunduğum ortam çok daha farklıydı. Bütün bunlara, geçmişteki zorluklara kucak açabilmek ve ya ben gerçekten o zaman çok üzülmüştüm diyebilmek zaten çok zor. Neden bu zorluğu yaşayayım ki sorusu geliyor. Ve devamında da şu soruyu sormak. Özür dileyerek böldüm. Tabii lütfen. Peki şimdiden sonra ne yapmak istiyorum? Şimdi bu acılar burada ve hissediyorum onlar var ve benimle. Peki geminin kaptanı benim. Hı. Şimdi rotayı nereye doğru çevireceğim? Evet. Zor sorular bunlar. Evet. Bu çağın insanı için fazla zor sorular. Evet. Ama acayip bir şey, bunları sormadığımızda da hasta oluyoruz. Evet. Gerçekten hasta oluyoruz. Çok sık grip oluyoruz, fibromiyalji, migren, mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları. Nasıl yani, yaşadığım şey psikolojik mi? Tabii ki de hiçbir şey. Yani beden ve ruhu böyle keskin bir bıçakla bölemeyiz. Bir bütün. Bir hastalığı ortaya çıkaran şeyin içerisinde duygularımızı nasıl ikinci plana atabiliriz? Yani herhangi bir duygumuzu bedenimizde hissediyoruz değil mi? Mesela heyecanlandığımızda midemizde kelebekler uçuşuyor. Böyle zor bir şey duyduğumuzda tüylerimiz diken diken oldu diyoruz. Bütün duygular bedenimizdeyken ben nasıl olur da yaşadığım herhangi bir hastalığı ortaya çıkaran hikayede duyguları ekarte edebilirim? Evet. Meseleyi sadece kalıtsal ya da genetik bir şeye bürüyebilirim. Nitekim. Biz şunu biliyoruz, bundan birkaç yıl öncesinde özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle epigenetik araştırmalara çok fazla ağırlık verildi. Ve epigenetik çalışmalar şunu gösterdi. Duygular DNA'mızı etkiliyor ve mesela baba bağımlı değil ilk çocuğunda, ikinci çocuğunda bağımlı. İkinci çocuğunu dünyaya getirdiği dönemde ebeveyn bağımlı. İki çocuk arasındaki farka baktıklarında ikinci çocuğun bağımlılığa yatkınlığı daha fazla.
Yani davranışlarımız ve seçimlerimiz, iç dünyamızla olan ilişkimiz DNA'mızı da etkiliyor. Evet. Doğacak çocuklarımızı da elbette ki etkiler. Yani evet, bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Hemen bunun paralelinde şunu da ekleyelim. Ardından araya gideceğiz. Sonra Hüseyin Bey'in eklemek istediklerini alacağım mutlaka. Epigenetikten bahsettiniz. Yani yaşadıklarımızın, içinde bulunduğumuz durumun genetiğe olan etkisinden. Burada şöyle bir çaresiz tablonun içinde kalmayı da sebep diyoruz. Yani ne yapayım, annem babam böyleydi. Ya da işte ben böyle davranıyorum, çocuklarım böyle mi olacak? Soruları da akla gelebiliyor. Çalışmalar şunu da gösteriyor. Uygun bir terapiyle beraber, sağlıklı bir terapiyle beraber sonrasında aktarılan genetik kodlarımız da değişmeye başlıyor. Kesinlikle. O yüzden biz bu kadar çok vurguluyoruz terapinin ne kadar kıymetli olduğunu. Yani nesilden nesile aktarılmış gelen her ne varsa, bu çok travmatik durumlar da olabilir. Bizim yatkınlığımız olduğu olan travmatik durumlar da olabilir. Orada o nesilden nesile aktarımı kesmenin işte bir yolu var. Çaresiz değiliz, kader kurbanı değiliz, alnımıza ne yazıldıysa o, bunu yaşamak zorundayız şeklinde değil. Bizim yapıp ettiklerimizin çok büyük bir etkisi var. Biz iyileşmek için, daha iyi olmak için diyelim, bir adım attığımız zaman onun karşılığını Allah zaten veriyor. Buna iman ediyorduk da işte çok geç geliyor ya Allah'ın söylediklerine bilimsel açıklamalar. Şimdi artık karşımıza da bir DNA modelinde de karşımıza çıkıyor diyelim. Bu kısma bir virgül koyalım. Kısa bir aramız olacak. Ardından tekrar sizlerleyiz. Tekrar sizlerleyiz. Bugün alışveriş çılgınlığından bahsetmeye çalışıyoruz. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Az önce izlediğimiz görüntüler hakkında hemen konuşalım istiyorum Hüseyin Bey. Çok güzel bir yorum yaptınız. Biz kendi aramızda konuşurken müthiş bir değersizlik hissediliyor bu görüntülere bakıldığında dediniz. Evet. Yani ne oluyor da insan bu hale geliyor? Yani aynı şeyi ifade edeceğim. Belki eleştiri de alacağım. Hani bu tarz durumları tercih eden arkadaşlara saygım da sonsuz ama ben kendi penceremden baktığımda gerçekten müthiş. Yani bir an kendimi orada böyle gördüm ve şey dedim, yani hakikaten müthiş bir değersizlik hissi. Nedir aslında? Kapitalizm seni kullandığı son nokta. Saatlerce uykundan fedakarlık yapıyorsun. Gününü öldürüyorsun. Orada hiç tanımadığın, bilmediğin insanlarla saatlerce haşır neşir oluyorsun ve her birisini birer düşman olarak görüyorsun. Acaba o benden önce girerse, benim istediğim ürünü o alırsa bana şey kalmayacak, bana bir şey kalmayacak vesaire. Yani tabloda şöyle bir kendini oraya koyduğunda, onun senden beklentileri, kimin? Markanın beklentileri, senin oradan almaya çalıştıklarını böyle bir artı eksi prensibi olarak ortaya koyduğunuzda gerçekten korkunç bir şey. Korkunç bir tablo. Yani bunun yerine böyle kendisi için, hani şimdi biraz önce Esra Hocam bahsetti, anlam arayışı. Kendi hayatına çok önemli bir anlam katacak. İşte mesela orası bir kitap fuarı olmuş olsaydı, o kadar indirim o kitaplar için yapılmış olsaydı bu kuyruklar olmazdı. Keşke olsaydı. Yani ilk herkes gidip direkt o noktaya gelmiş olsaydı. Ama değil. Yani buradaki bizim bakacağımız temel şey bu. Temel nokta bu. Kendimi orada o tablonun içerisinde görmek bana ne kazandırıyor, benden tam olarak ne götürüyor? İlk üzerinde durmamız gereken nokta şu, bu. İkinci noktada ben biraz önce çok güzel notlar aldım. Bunların altını çizmek istiyorum. Özellikle lütfen, reklamdan önce hem siz hem Esra Hoca bahsetti. Yani hepimiz bir şeyleri sorguluyoruz ama çok derin sorgulamalar yapmamız gerekiyor. Nedir? Mesela İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Benzerleri çok fazla yapıldı. 3 yaşında bir çocuğun marka tercihi var. Yani o 3 yaşındaki çocuk marka tercih edebiliyor. Nereden geldi de bu işte A markası, B markası, C markasını tercih etmeye başladı? Ebeveyn olarak senin bilinçsiz medya kullanımından kaynaklandı. Hmm. Açıyorsun çocuğun önüne televizyonu ya da veriyorsun tableti. O diyor izliyor diyor. Ben de diyor şey yapıyorum.
bulaşıkları yıkıyorum, işte yemek yapıyorum, işte işlerimi yapıyorum vesaire vesaire. Çocuğun önüne ne çıkıyorsa, ne tarz bir durum çıkıyorsa şunu izler, çok da bayılır. Niye? Çünkü çocukların görsel algıları yetişkinlere göre çok daha ileri düzeydedir, gelişmiştir. Oturur seyreder ve devamında burada göreceği tabloda belli markalar görmeye başlayacak. Ve bunları görmeye başladığında tercihte bulunacak. Alın götürün 5 yaşında bir çocuğu markete, işte gidecek orada bisküvi alacak ya da çikolata alacak. Rastgele bir şey almaz. Doğrudan gider ve nokta atışı onu ister. Niye? Çünkü onu gördü ve o ekranın büyülü çerçevesinde o ona sunuldu. O da ha benim bunu satın almam lazım. Eğer ben buna sahip olursam eksikliğimi gidereceğim. Yok, eğer ben buna sahip olamazsam o zaman eksik, yetersiz ve değersiz olarak kalacağım. İlk hikaye buradan başlıyor. Evet. Önce bunu bir şey yapmak lazım. Ya alışveriş kanalı açıp hani gerçekten anlatırken böyle hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Alışveriş kanalı, pazarlama kanalı izleten anneler ve babalar var. Ondan sonra da diyor ki bizim çocuk diyor bahçe hortumu istiyor diyor. Matkap istiyor diyor. Çok alakasız şeyler istiyor. Ama onun suçu değil ki. Açıyorsun sen bu görüntüleri oturup seyrediyor. Çocuk şöyle düşünüyor. Acaba bu ne? Çocukların dünyası çok geniştir ve çocuk olduğu gibi almaz. Kopyalar ve büyüterek kopyalar. Şöyle demez mesela. İşte benim annem iyi psikolog demez. Benim dünyanın en iyi psikoloğu benim annemdir der mesela. Direkt babam herkesi herkesten çok daha güçlü der. Çünkü mevcut durumu büyüterek hayal dünyasına göre oturtarak devam eder. Ve gördüğü her şeyi pozitif olarak algılıyor, anlamlandıramıyor. Anlamlandıramadığı için bunların onun için önemli olduğunu düşünüyor. Yani ta orada başlıyor. 3 yaşta başlıyor bu bağımlılık durumu. Şimdi bunların neticesinde bir sonraki aşamada olaylarla yüzleşmek. Şimdi ne dedi mesela? Sonra dedi ki ilk çocukla ikinci çocuk da fark eder dedi. İkincisi bağımlılık, ebeveynin daha bağımlı olduğu durumdur. İşte şemalar da orada devreye ağırlıklı olarak girmeye başlar. Orada mesela geçen bir seminerde bir arkadaşımız şunu söyledi. Hocam dedi, benim çocukta da inanılmaz derecede şey var dedi, ölüm korkusu var dedi. Acaba dedi bu bahsettiğiniz şema durumlarıyla ilintili olabilir mi dedi. Baba kanser hastası, bütün hamilelik dönemi annenin babayı kaybetme korkusuyla geçiyor ve 5 gün sonra çocuk doğduktan 5 gün sonra baba hayata veda ediyor. Ve çocukta inanılmaz bir ölüm korkusu var. Hani orada terapiyle o genetik kodlara da etki yapılabilir, zincir bir yerden kırılabilir dediğimiz noktada ta değişimin burada başlıyor olması gerekiyor. Yani orada mesela işte yine belki dediğim gibi bir sevenler çok, saygım sonsuz ama ben bunu da eleştireceğim. Baby shower dediğimiz olaylar var. Yani orada gerçekten çocuğun ihtiyacı olsa ya da işte anneye sorar, der ki işte hani katkı olsun diyor. Ben rastgele bir şey almak istemiyorum. Evet. Gerçekten sizin alacağınız nedir? İşte yeni doğan bir bebeğin belli ihtiyaçları vardır. İşte beşiktir, şuydu, budur vesairedir. Onları almıyor. Şu markadan bunu almam lazım, şunu almam lazım. Çocuk daha henüz doğar doğmaz 3 yaşında, 4 yaşında giyeceği markalar var. Ve bütün şeyler gözüküyor. Ya ben pek bir şey görmedim. Ha diğeri çok iyiydi. Genelde şunlar, 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 şunlar alınmış. Orada ekmeye başlıyorsun. İşte orada nedir mesela? Aynı şeyi bebek bezlerinde de görüyorsun ağırlıklı olarak. İşte o kadar estetik yaptık ki artık kıyafet giydirmenize gerek yok. Ya bebek bezinde en önemli olan şey nedir? En önemli olan unsur nedir? İşte sızdırmasın, çocukta pişik olmasın, onu güvenli ve hijyenik hissettirsin. Ama bu da geçirmiş durumda. Hangisini kullanıyorsun? Ya ben onu kullanmıyorum. Biz genelde şu markanın altında başka bir şey tercih etmiyoruz. Yani kökler ta Nihan Hanım oradan ekilmeye başlıyor. Yani şu gördüğümüz tablo 2 günde ortaya çıkmadı. Evet. Yani ya da işte birkaç yıldır aktif olarak kullanılan Black Friday'lerle beraber bu tablo ortaya çıkmadı. Bu tablo hep vardı. Evet. Farklı şekilde vardı. Borçlanarak alıyorlardı. İşte ergenlerle aileleri aralarında bozuk ilişkiler inşa ederek bütçeyi zorlayarak alıyorlardı. Sadece biz bunları bu kadar görmüyorduk. Evet. Dolayısıyla bu sorgulamaları bizim burada ağırlıklı olarak yapmamız gerekiyor. Evet. Sonraki aşamada şimdi güzel bir şey söyledi. Hani benim de aslında iyi bağlantı kurmamı sağlayacak güzel paslar attı şimdi Esra Hoca. Dedi ki yani ilişki kurmaktan kaçınıyoruz. Evet. Chatbotlar var mesela. Nedir chatbotlar? İşte Nihan Hanım mesela mutlaka vardır işte çok sevdiğiniz arkadaşlarınız, fikir danıştığınız kişiler. Ona danışmıyorsunuz. Hmm. Açıyorsunuz orada popüler chatbot uygulamaları var. Hmm. Ona soruyor mesela aşık olmuş. Acaba iyi de hissetmiyor. Ne önerirsin diye. Oradaki o bulut sistemi de yapay zekanın ona verdiği yüklemelerle beraber fikir veriyor mesela. Evet. Direkt hikaye oraya kadar geliyor. Yani o sanallık devam ediyor. Bir diğer önemli nokta özdeşleşme. Hani dediniz ya
o markayı almam lazım, onu tercih etmem lazım. Çünkü o onu kullanıyor. Ne yapıyor aslında? Şunu yapıyor. Diyor ki, şimdi diyor benim şartlarım iyi değil diyor. Ama diyor Nihan Hanım güzel bir program sunucusu. Kendisi şu ceketi giyiyor. Ben de o ceketi alırsam Nihan Hanım'la kendimi eşitlemiş olurum diyor. Özdeşleşme diyoruz biz buna. Yani ekranda ne görüyorsa kendi orada işte nesne ilişkileri. Esra Hocam girdi mesela o mevzuya. O mevcut nesne üzerinden direkt kendisiyle o kişiyi eşitliyor. Nihan Hanım... Çok pardon, doğrudan bununla alakalı bir şey eklemek istiyorum. Bazen sosyal medyadan gelen mesajlar şu şekilde oluyor. Yayında kullandığınız kıyafetleri satıyor musunuz Nihan Hanım sorusuyla mesela karşılaşıyorum mesela. Kaldı ki bu kıyafetler bana ait de değil. Ki bunu da sıklıkla paylaşmaya, vurgulamaya çalışıyorum. Böyle bir dolabın olması zaten mümkün değil. Ama bu soruyla ilk defa karşılaştığımda gerçekten şaşırmıştım. Yani işte orada nasıl bir ihtiyaç var, ne var? Kaldı ki neden ikinci el bir şey almak için öncelikli olarak istekli olalım? Orada bir motivasyonun olması lazım. Peki bu motivasyon ne? Bu soru beni gerçekten şaşırtmıştı. Hemen net cevabını vereyim direkt doğrudan nokta atış, hiç öyle dolandırmadan. Hali etkisi, halo etkisi ya da halo efekt dediğimiz bir kavram var. Nedir bu? Ne diyoruz mesela? Hepimiz güzelin peşindeyiz. Ya da işte yakışıklılığın peşindeyiz. Kadın erkek ilişkilerinden bahsedeyim. Niye böyleyiz? Güzelse iyidir. O kişi güzelse müthiş erdem sahibidir. İnanılmaz derecede başarılıdır. Hali vakti yerindedir. Her şeyi olumluyoruz Nihan Hanım. Bu da tamamen onunla alakalı bir şey. Dün çok böyle taze bir detay paylaşayım. Buradan da muhtemelen izliyorlardır. Kendilerine de selamlarımı ileteyim. Benim lisans öğrencilerimle sohbet ediyoruz. İşte medya eleştirisi yapıyoruz. Medya okuryazarlığı dersinde medya eleştirisi yapıyoruz. İşte bu reklamların verdiği algıları konuşuyoruz. İşte bir tanesi dedi ki geçen dedi bizde düzenlenen dedi bu iletişim günlerinde filancı ünlüyle fotoğraf çektirmek istedim. Hocam reddetti, inanılmaz derecede üzüldüm dedi. Dedim ki o üzülsün yani seninle çektirmediği için, sen niye üzülüyorsun falan. Yani o gördüğünüz dünya, herkes işini yapıyor. Ben akademisyen olarak yapıyorum. Sen öğrencisin, yarın bambaşka bir boyutta bunu yapacaksın. Siz sunucu olarak işinizi yapıyorsunuz. Hepimiz insanız, hepimiz bir bireyiz. Yani dedim sürekli ekranına çıkan birini, bak dedim yarın da bir programı var. Nasıl yani, siz de televizyona mı çıkıyorsunuz dedi. Evet dedim, niye söylemediniz bu zamana kadar dediler. Bu böyle arkadaşlar, niye hani bu çok şey özel bir durum değil. Hani ben anlatayım saatlerce bunu vesaire falan. Hocam daha önce söyleseydiniz sizinle fotoğraf çektirirdim demeye başladım. Hani hikaye tamamen o. Eğer ekrana çıkıyorsa, eğer sosyal medyada popülerse, işte bilmem binlerce takipçisi vesairesi varsa her şeyi çok iyi yapıyor. Halo etkisi dediğimiz etki tamamen bununla alakalı. İşte ben Nihan Hanım'ın ceketini alırsam ya da kullandığı bilgisayarı satın alırsam Nihan Hanım'la birebir aynı olacağım ve aynı duyguları yaşayacağım. Aynı şeye sahip olacağım. Şimdi daha sert bir şey var, bakış açısı var. Bir gün ders arasındayım. Çocuklardan bir tanesi geldi. İşte masa üstünde küçük bir telefonum var. Aldı bir telefon. Hocam bu ne dedi? Bu sizin telefon mu? Evet benim telefonum dedim. Ya dedi akademisyensiniz dedi. Bunu nasıl kullanırsınız dedi. Cebinden çıkarttı. Çok popüler bir telefon. Şöyle koydu masaya, alın dedi, bunu kullanın dedi. Şimdi güldüm geçtim. Şöyle düşünüyor. Yani belki ben onu gidip belki bir aylık maaşımla alacağım ama sen babanın parasıyla almış oluyorsun. Ve bu benim ihtiyacımı görüyor mu? Evet bu benim ihtiyacımı görüyor. Ama eğer bu marka olmadığı için eksik, değersiz ve demode olarak algılanıyorum. Direkt bunun dışı, değer satın alma dediğimiz hikaye bu. Evet. Bu halo etkisinin bir diğer farklı türü var. O da tamamen bununla alakalı, horn etkisi. Ya o nedir horn etkisi? Olumsuz bir özellik var diye bütün özelliklerini olumsuz algılıyor. Nihan Hanım marka olmayan yüzük taktı. Ha, demek ki Nihan Hanım demode, süreci takip etmiyor. Çok olan bitenden haberdar değil. Trendlerle yakından ilgili değil. Her şeyi olumsuz algılıyor. Direkt olarak şeyi bu. Bilimsel karşılığı bu. Ama o kişi işte... O ünlü de bunu kullanıyor, ben de. O da o otelde tatil yapıyor, ben de. O otelde o 3 gün tatil yapıyor. Belki tatilde harcadığı parayı 1 saatte kazanıyor. Sen 1 yıl boyunca kazanıyorsun ve 3 gün orada bir sürü story atacaksın. Story stokluyorlar, paylaşım stokluyorlar. 1 yıl boyunca o otelden, o mekandan, o ülkeden paylaşımlar şey yapıyor. 1 yıl boyunca bunu döndürüyor. Yaptığı şey ne aslında? Yaptığı şey sanal ve tamamen yalan bir gerçeklik.
eşitlik, eşitleme gerçekliği, evet, öyle söyleyeyim. Bütün hikaye tamamen bunun üzerine kuruluyor. Bundan da bizim şey yapmamız, evet, gerekiyor. Uzak durmamız gerekiyor. Yani o kadar bir süre sonra, hani şey derler ya işte, yalan söyleyen kişiler bir süre sonra o kadar yalan söylemeye başlarlar ki o söyledikleri yalanlara inanmaya, hı, başlarlar. Bir süre sonra o inşa ettiğiniz, evet, gerçekliği artık siz de şey yapmaya o başlıyorsunuz. O manipülasyonun bir parçası oluyor. Evet, yani aynen öyle. Çözüm kısmına geçmeden önce Nihal Hanım, orada pası size atacağım. Ona geçmeden önce bir noktanın daha altını çizeyim. Ebeveyn tutumları bu konuda çok çok önemli. Hı. Yani diyoruz ya hani şimdi duygularımızı niye paylaşmıyoruz, niye kaçıyoruz, hı, niye yas tutmuyoruz, niye acıyla yüzleşmiyoruz, niye başarısızlıkla yüzleşmiyoruz? Bunlarla yüzleşebilmemiz için bunları bize birilerinin öğretmesi lazım ve hayatı da sadece başarı ve başarısızlık ikileminden çıkartmamız gerekiyor. Evet. İşte topluluk önünde konuşma fobisi birçok kişi için fobidir. Çıkamazlar mesela, arada sohbet ederler ama oraya çıktıklarında stresi çok üst düzey yaşarlar. Sebebi ne? Sebebi şu. Ya başarısız olursam? Hmm. Hayır, deneyim kazanacaksın. Deneyim kazanırsam. Çıktım, iyi yaptım, güzel. İkincisinde daha iyi yaparsın. Üçüncüsünde daha iyi yaparsın. Biz hep anne ve babalar olarak ya da öğretmenler olarak ya da arkadaşlar olarak, aa nasıl böyle bir davrandın? Yakıştı mı sana? Kaç yaşında kadınsın, kaç yaşında adamsın vesaire falan. Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Acaba ne oldu da böyle oldu? Ben de ilgilenemedim. Bizim de sorumluluğumuz nedir vesaire boyutuna girersek insanlar duygularını daha rahat açarlar. Evet. Yani öncelikle bu duyguları açabilmemiz için, bu zor durumlardan bizim yüzleşmemiz için öncelikle başarıyı sahiplendiğimiz kadar başarısızlığı da sahiplenmemiz, evet, gerekiyor. Bu da zaten zorlayıcı duygulara yer açma kısmında da özellikle konuşmamız gereken alanlardan birisi. Çok güzel etkileri ifade ettiniz. Yani bunların ne olduğunun aslında bir adı var. Yaşadığımız şeylerin kanıtlanmış bir adı var. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bir izleyici sorumuz var. Özellikle Esra Hanım, öncelikli olarak sizden bu soruyla alakalı yorum almak istiyorum. Şöyle soruyor seyircimiz. Teyzesi için soruyor. Şöyle başlıyor. O bir şefkat kahramanı. Onu çok seviyoruz. Aldığı hemen hemen her şeyi ikram ve hediye etmeyi görev bilmiş adeta. Ciddi bir alışverişi var. Annem, kardeşleri, çevredeki herkes bu konuda uyarmasına rağmen vazgeçemiyor. Yardıma muhtaç dedeme bakıyor. Eşinden ayrıldı. Yükü ağır olduğu için bazen varsın yapsın diyoruz ama buzdolabı ve dolaplar artık hiçbir şeyi kaldırmıyor. Sıkça misafir ve her misafire özel ikram. Gelenlere paketleme, ister yakın ister uzak tanıdık olsun. Gün boyu oturmadan bu aşırı hizmetleriyle kendini herkese feda etmiş durumda. Ama keşke bu cömertliği kendisine yapsa. Yiyip oturduğunu neredeyse hiç görmüyoruz. Hem alışverişi hem aldıklarını umarsız feda etmesi durumu var. Sebebi nedir ve ne yapmalıyız? Gerçekten zor bir durum. Çünkü vermek, vericilik toplum tarafından, muhatap tarafından çok olumlu karşılanan bir şey. Zaten izleyicimiz de konuya oradan girmiş. O bir şefkat kahramanı. O bir kahraman. Bu kadar verebilmek, bu kadar feda edebilmek ister istemez kişiyi aslında kahramanlaştırıyor. Kurtarıcı haline getiriyor. Kendimizi bazen o kadar bazılarımız o kadar eksik hissediyoruz ki Nihan Hanım. Ve bu eksiklik öyle derin, öyle içeriden bir yerden ki bizim diğer insanlarla eşitlenebilmemiz için ya da onlardan bir şey, çok basit bir şey, sevgi ve saygı görebilmemiz için çok fazla şey feda etmemiz gerektiğine inanabiliyoruz. Yani izleyicimizin teyzesi herhangi bir insanın alabileceği makul bir saygıyı alabilmek için, makul bir sevgiyi görebilmek için bile çok fazla şey vermesi gerektiğine inanmış ve belli ki zaten böyle de almış. Ala ala muhtemelen bu davranış pekişmiş ve belli ki çok yaralı biri. Hani bu noktada çok eksik, çok duygusal olarak ihmal edilmiş biri. Yoksa insan kendini bu kadar ihmal ettiği, insanların onu bu kadar fazla uyardığı halde ötekinin ihtiyacını, isteğini bu kadar konsantre hale getirmez. Şimdi bunun bu arada kişi belli ki iyilik olduğunu da zannediyor. Hı hı. Oysa mesela bir an için kendinizi bu hanımefendinin misafiri olarak hayal edin. Siz böyle birini evinize misafir ederken çok gerilmez miydiniz? Evet. Bana bu kadar verici davranan, paketlerle beni evime gönderen birini benim en az o derece ağırlamak gerekir. Evet. İnsani bir mukabele etme ihtiyacı gösteririm. Yani çok duyarsız ve umarsız biri olursam
böyle bir ihtiyaç hissetmem ama duyarlı biriysem, bana nasıl muamele edildiyse, nasıl bir misafirperverlik gösterildiyse aynısına mukabele etmem gerekir. O yüzden hanımefendi aslında sadece verici davranarak ihtiyacı olan sevgi ve saygıyı alacağını zannediyor ama uzun vadede ilişkilerinin sığ, yüzeysel ve derinleşmeyen bir yere gitmesine de sebebiyet veriyor. Çünkü böyle birini ağırlamak ancak buna vakit ayırabilecek, buna ekonomi ayırabilecek kişilerin yapabileceği bir şey. Evet. Herkesin evet, bana borçlu olduğu bir ilişkin içinde mesela şöyle düşünelim. Her defasında bu borçluluk ilişkisi içerisinde durduğu zaman kişi doğal olarak o ilişkiden kaçacaktır. Çünkü bir danışanımdan duyduğum, çok sık kullandığım bir cümle bu. Kimse alacaklısını sevmez. Herkesi kendisine bir şekilde borçlu hale getirdiği zaman kişi aslında ilişkilerinin önünü kapatmış oluyor. Bu onun aynı zamanda ilişkileri sabote etme yolu. Hmm. İhtiyacı olan şeyi, eşitlenmeyi alıyor ama ilişkiler sığ, yüzeysel ve yarıda kalan bir forma bürünüyor. Buna mukabele edecek insan bulmak güç çünkü. Hasılı bunun ne, bunu hangi durumların ortaya çıkardığına yakından bakmak gerekir. Fakat çok belli ki kişinin derinlerinde ihtiyaç duyduğu bir eşitlenme arzusu var. Hmm. Ve bunu da sağlayabileceği tek şey somut bir şey vermekten ibaret. Ne yapılabilir bu hanımefendi için? Tabii ki de aslında söyleyebileceğimiz en önemli ilk şey bunun farkındalığını sağlaması için kendisini çeşitli belki okumalara, eğitimlere ve en önemlisi hep aynı şeyin tırnakçına reklamını yapıyormuşuz gibi olacak ama başka türlüsünü biz maalesef sağlayamıyoruz. Yani ben kendi teyzeme, kendi halama, kendi anneme tedavi uygulayamıyorum mesela. Onu kurtaramam. Onun profesyonel birinden destek alması evet, ve buna gönüllü olması gerekiyor. Hanımefendiyi bir kere tedaviye yönlendirmek çok önemli. Ruhsal olarak onarımını sağlaması açısından. Ve bir de çevresindeki insanların tam olarak bu noktada ona onu bu davranışını pekiştirecek şeyler yapmaması lazım. Nasıl, bunu nasıl yapıyor olabilirler? Yani mesela örneğin ah teyzem sen çok fedakar, çok güzel bir insansın. Hayır, aslında bu yaptığı şey o kadar da alkışlanacak bir şey değil. Hı. Çünkü çok sevdiğim bir söz var. Bir şey haddini aştığında zıttına inkılap eder. Yani haddini aşan şeyin zıttına inkılap etmesi durumu söz konusu burada. Hani toplumumuzda da bilinen bir söz var ya, çok mütevazilik kendini beğenmişlikten gelir diye. İnsanın izzetini de koruması gerekir. Hı. İzzetsiz bir vericilik, kişinin kendini gözetmediği bir vericilik ne kültürümüze, ne maneviyatımıza, ne de insanlarla ilişkimize gerçek bir yatırım sağlamaz. Ancak ve ancak bunlarla bağımızın daha da kopmasına vesile olur. O yüzden çevredeki insanların teyzemizin bu haline alkış tutmaması, aferin dememesi, bu çok ciddi bir sorun diye sesini yükseltmesi, hayır bunu kabul etmiyorum demesi çok çok önemli. Gerekirse bu noktada aile hep birlikte bir inisiyatif almaya yönelebilir. Ama tabii ki tedavi için biz biliyoruz ki gönüllülük esas. Teyzemizin kendi arzu ve isteğiyle tedavi olmaya ikna olması gerekiyor. Nasıl ikna edebilir sorusunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var ki eğer bu konuda aile bir ağız birliğine varırsa kimse en yakınlarıyla uzun vadeli olarak gerginliğe tahammül edemez. Yanlış anlaşılmasın, şunu kastetmiyorum, cezalandıralım, kızalım, sitem edelim demiyorum ama sınırları biz de net çizelim. Ben bunu kabul etmiyorum. Artık bu sürdürülebilir değil demek. Tabii aynı çatı altında yaşıyorsak. Fakat kişi gönüllü değilse değişmeye biz onu kurtaramayız. Ne yaparsak yapalım ikna edemeyiz. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey var, alkışlamayı bırakmak, durumun ciddiyetini fırsat buldukça ifade etmek. Yani bir cümle ekleyebilir miyim lütfen, bu konuyla ilgili? Yani bu terapi sürecine gönüllü olabilmesi için öncelikle bunun normal bir durum olmadığını arkadaşımızın bilincinde olması gerekiyor. Evet. Tabii şu an detaylarına girmeden bunu buradan söyleyebilmek çok belki doğru değil ama zaten kullanılan ifadelerde de direkt fedayı görüyoruz. Yani erken dönem uyum bozucu şemalardan işte feda şemasının olma ihtimali çok yüksek. İşte Esra Hocam da söyledi yani. Feda edersem, değer verirsem, herkesi iyi hissettirirsem ben de çok iyi şey yapacağım, hissedeceğim. Evet. Şematerapinin temel alanlarından biri budur. Bunun sağlıklı olmadığının farkına varırsa yani çözebilmek adına da güzel bir adım atabilir. İnşallah. Hayırlısını dileyelim. İzleyicimize de çok teşekkür ederim
bu düşünceli davranışı için. Özellikle bir başkası adına sorulan sorular da beni çok mutlu ediyor. Yani bir yerlerde hala birilerini düşünmeye devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bu çok kıymetli. Sadece kendimiz için değil, başkası için de iyiyi isteyebilmek çok önemli. Çok teşekkür ederim bütün sorularını soranlar için diyeyim. Şimdi özellikle programın böyle yavaş yavaş sonuna doğru giderken çözüm kısmını biraz daha netleştirelim istiyorum. Çünkü ortaya evet bir tespit koyduk. Hepimiz bunun içine kapılıyoruz dedik. Belli pazarlama yöntemlerinden bahsedildi. Burada bizim duygusal olarak ihtiyaçlı oluşu halimizin burada etkisinden bahsettiniz. Özellikle de anlamla alakalı kısmı çok vurguladınız. Burada anlamı inşa etmek, bunu çok vurgulamışken nasıl olacak? Hangi adımlar atacağız? Hem sizden bunu öğrenelim hem de ardından Hüseyin Bey sizden özellikle bunu yöntem olarak nasıl yapabiliriz kısmını da dinlemek isteyeceğim. Evvela sürecin çok temel ilkelerinden bir tanesi anlam arayışı dediğimiz şeyin bu doğrultuda soracağım soruların böyle hemen bulunabilir cevapları yok. Genellikle şununla çok karşılaşıyorum seans odasında. Ben hayatımın anlamını bilmiyorum, değerlerimi bilmiyorum. Sonra biraz üzerine baktığımızda zaten bu sorular hiçbir zaman şefkatle ve anlamaya çalışır bir yerden sorulmamış. Bazılarımız kendimizi hesaba tutar gibi bu soruları soruyoruz. Sorulması gereken sorulardan biraz bahsetmek isterim ve ardından da belki bu soruları sorarken kendimize nasıl muamele ettiğimiz hakkında konuşabiliriz. Birincisi, sıklıkla kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor pes etmeden. Tekrar ve tekrar. Bu dünyadaki hayatımı kıymet verdiğim hangi alanlarda nasıl geçirmek istiyorum? Benim için nedir asıl önemli olan, asıl kıymetli olan bu hayatta? Hangi alanlar değerli? Evvela ailem, sosyal ilişkilerim, meslek hayatım, kişisel gelişimim, kültürüm, geleneğim, sağlıklı yaşamım, iyi bir anne oluşum, iyi bir baba, iyi bir dost oluşum. Benim için hayattaki kıymetli alanları belirleyeceğim ve sonra bunlarla ilgili kendime şunu soracağım. Ben nasıl biri olarak yaşamak istiyorum tam olarak? Buralarda hangi niteliklerimi var etmek istiyorum? Örneğin ben sosyal ilişkilerde güler yüzlü ve sevecen olmayı önemseyen biriyim. Ve bunu hem ortaya koyabilmek, hem böyle biri gibi davranabilmek beni onurlandırıyor. Eğer böyle düşünüyorsam, bunu ortaya koyacak şekilde davranmaya elimden geldiği kadar yöneleceğim. Diyelim ki ben yine dünya ile ilişkimde, toplumla ilişkimde cömert biri olmayı önemsiyorum. O zaman ne yapacağım? Cömertlikle ilgili iki karar arasında kaldığımda cömertliği tercih eden seçimlere daha çok yöneleceğim. Ama unutmamak lazım ki burada anlamlı bir hayat inşa etmek bilinçli bir farkındalığı da gerektiriyor. Ve tam da burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Beni takip edenler sıklıkla bundan bahsettiğimi bilirler. Farkındalık, kendimizle ilgili uzun uzun analizler ve çıkarımlar yapmak demek değildir. Farkındalık, içimizde olan duyguları fark edebilmek, kalbimizde bizim için kıymetli olanı fark edebilmek, zihnimizden geçen düşünceleri fark edebilmek ve nasıl davranmaya yöneldiğimizi ve davranışlarımızın ortama ne kadar adaptif olabildiğini anlayabilmekle ilgili bir beceri. Yani ben tam olarak burada ne olduğunun farkında değilsem, burada benim için hangi davranışın daha anlamlı olduğunu da fark edemem. İnsanlar anlamı da çok aşırı zihinselleştirdiler Nihan Hanım. Yani ne yapıyorlar mesela? Görev listeleri oluşturuyorlar kendilerine ve bu görev listelerinin yanına tik atarlarsa anlamlı bir hayat yaşayacaklarını zannediyorlar. Dünya öyle bir yer değil. Dünya her an değişen, uyaranlar her an değişiyor ve aşırı renkli bir yer, aşırı kaotik bir yer. Ve kafamızdaki görev listeleriyle gerçeklik birbirine uymuyor. O yüzden bilinçli farkındalık, kıymet verdiğim şeyleri bileceğim ve içinde bulunduğum içsel ve dışsal koşulları da bileceğim. Ve tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar kararlarımı kıymet verdiğim şeyler doğrultusunda yapıyor olacağım. Böyle böyle, böyle böyle anlamlı, zengin, dolu dolu bir hayatı aslında inşa ediyor olacağım kendime. Çok böyle gündelik bir örnek vermek istiyorum tam bu noktada. Sabah uyandım, güne başlarken ne içeceğimden, insanlarla nasıl diyalog kuracağıma, insanlara nasıl muamele edeceğime, işimi hangi ahlak üzere yapacağıma, günü sonlandırırken hangi değerleri baz alarak sonlandıracağıma, akşamımı, günümü nasıl geçireceğime, bedenime nasıl muamele edeceğime varıncaya kadar aslında bütün hayatımızdaki bütün kararlarımıza değerlerimiz rehberlik eder. Eğer bizler kalbi değerlerimizin bizim için neyin kıymetli olduğunun farkında değilsek, içimizde ve dışımızda olanların farkında değilsek, maalesef anlamlı bir hayat yaşamaktan ziyade
Sürekli duygularımızın merkezde olduğu, bir yaprak gibi savrulduğumuz, duygularımızla birlikte savrulduğumuz, kendimizi son derece edilgen hissettiğimiz bir hayatın altına imza atmış oluyoruz. Kısacası anlam dediğimiz şey bulunacak bir şey değil, tekrar diyorum, inşa edilecek bir şey ve onun mayasında da kıymet verdiğimiz değerlerimiz var. Hı hı. Değerleri keşfetmek ve kendimize doğru sorular sormak bu noktadaki en önemli başlangıç noktası. Ağzınıza sağlık. Ben vaktinizden hiç çalmadan hemen Hüseyin Bey'e dönmek istiyorum. İç dünyamızla alakalı nasıl adımlar atacağımızı biraz daha netleştirmiş, öğrenmiş olduk. Tabii bununla paralel yapmamız gereken başka şeyler de var. Belli başlı alışkanlıkların değişmesine ihtiyacımız da var. Bağımlılığımızı çok pekiştiren alışkanlıklar bunlar. Özellikle de alışverişten bahsediyoruz burada. Neleri değiştirebiliriz? Evet, şimdi Esra Hoca dedi ki doğru soruları sormak lazım. Ben burada birkaç tane soru yazdım. Aynı zamanda pratik olarak. İlk aşama aşama ilerleyeceğim Nihan Hanım. İlk soru şu. Niye yapıyorum? Önce kendimize bunu bir sormamız gerekiyor. Niye yapıyorum? İhtiyacım olduğu için mi yapıyorum? Yoksa bir şeyleri, duygularımı perdelemek için mi yapıyorum? Vakit geçirmek için mi yapıyorum? Bir uğraş olarak mı yapıyorum? İmaj mı satın alıyorum? Tam olarak ne yapıyorum? Önce bu soruyu kendimize bir sormamız gerekiyor. Çok derin tahlillere de girmenize gerek yok. Şöyle basit bir şekilde birkaç dakika üzerinde düşünürseniz bunun cevabını verirsiniz. İlk temel soru bu, çünkü kaynak da bu. Aynı zamanda çözüme gidecek nokta da bu. İkinci temel sorum, burada hepimiz bunu yapıyoruz. Hani çok güzel söylediniz biraz önce reklamdan önce. İşte kendimizi de işin içerisine katarak biz de bu dünyanın dışında değiliz. Zaman zaman bunları biz de yapıyoruz. O yüzden de ikinci temel sorum şu. İhtiyacım nedir, ne kadardır? Şimdi bunu hiç yapma dersen, hiç alışveriş yapma dersen zaten bu bir ütopyadır. Hı hı. Bunu yapamam. O yüzden de bu soru yerine ihtiyacım nedir, ne kadardır? Bu soruyu sorduğunda hem o seni hazlandıracak, seni o mutlu edecek, tatmin edecek davranışı gerçekleştirmiş olursun. Hem de bütçeni aşmadan, bütçeni zorlamadan yeterince belli ölçüde yapmış olursun. Hı hı. O yüzden ihtiyacım ne ve ne kadar? Hı hı. İki tane mi, üç tane mi, beş tane mi? İkinci temel şeyim bu, sorun bu. Buradan bunu nereye bağlayacağım aslında? Aşama aşama dediğim gibi gidiyorum. Bütçeye bağlayacağım. Sonra da alışveriş planına bağlayacağım. Beni zorlamayacak, buraya ayıracağım şey ne? Ayıracak bütçem ne? Benim elimde bir şeyim var, bir harcamam var, bir maaşım var. Şimdi geçen güzel bir sosyal medya paylaşımı vardı. Şöyle diyordu. Borçlarımın maaşı yattı diyordu mesela. Yani çok güzel aslında olayı özetliyor. Maaşı aldığı andan itibaren direkt harcamalara gönderecek ve elinde 5 kuruş kalmayacak. Sonra o bir ay nasıl geçecek? O bir ay sıkışarak geçecek. Ve mutsuz olarak geçecek. O mutsuzluk otomatikmen aile içerisindeki diğer kişilere, hatta iş arkadaşlarına kadar yansımış olacak. Evet. O yüzden de benim bu süreç için beni zorlamayacak, altını çizerek söylüyorum. Beni zorlamayacak bütçemle, ben normal harcamalarım var, sabit harcamalarım var. Onun dışında buna da bir rakam ayırmam gerekiyor. Ne kadar ayırırsam beni zorlar, ne kadar ayırmasam, aşarsam beni zorlamaz. Bu iki soruya bakmamız gerekiyor. Sonra yanım alışveriş planı yapmak durumundayız. Bu hani bazen işte X kuşağı annelerinde olur mesela. Yazar böyle küçük kağıtlara, verir işte şundan bu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar. Siz markete gitmeden önce bilirsiniz. Bunu mutlaka yapmak durumundayız. Ya ister online alışveriş yapın, isterseniz şey yapın, mağazaya gidin, oradan yapın. Mesela online alışverişte ben burada kendimi eleştireyim mesela. Çok yaptığım hatalardan bir tanesi şu. Farkına varmadan aynı ürünü iki kere sepete eklediğim de olmuştur mesela. Yani orada bir ya da iki tane tıklamışımdır. Ya da aynı ürün farklı kombinle bir daha çıkmıştır. Bir oturup şey yapmadığım için, liste yapmadığım için aynı ürünü iki kere iki tane satın aldığımı da görüyorum. Burada bir de pazarlama şeyi var, bu stratejisi var. Bu tuzağa düşmemek lazım. Orada diyor ki başkası da satın alabilir diyor senin. Sen bıraktığın andan itibaren başkası kendi sepetine ekleyebilir. O yüzden riske girme, bu ürünü sepetine ekle. Son satışı tamamlarken istersen şeyden çıkartabilirsin. Hmm. Sepetten çıkartabilirsin. Aa ne güzel. O zaman ben direkt işimi garantiye alayım, sepete ekleyeyim. Sepete ekliyorsunuz ve sonuna geldiğinizde eğer bir sürü şey almış oluyorsanız, genelde bağımlılığın sonucu öyle oluyor. O zaman ne oluyor? Atlıyorsunuz ve çok alakasız bir tanesinden, bir benzerinden üç tane çok alakasız bir ürünü satın alabiliyorsunuz vesaire. O yüzden mutlaka bir liste yapmamız lazım ve o alışveriş listesi çerçevesinde bizim bu süreci ilerletmemiz gerekiyor. Şimdi geldim en önemli noktalardan bir tanesine. Ödeme şeklim ve ödeme biçimim. Bunu hep vurgularım.
Eğer yüz yüze alışveriş yapıyorsak cebinizden nakit para çıksın. Bu çok önemli. Yani bunu mesela cüzdanınızı çıkarttığınızda oradan işte bolca çekiyorsanız bu sizi mutlaka rahatsız ediyor. Rahatsız olmuyorum diyen yoktur. Nadirdir yani. Hani bu direkt olarak orada somut olarak cebinizden para çıksın. Evet. Çıksın ki sizden bir şeylerin gittiğinin farkına varın. Ha bir şey kalmadı. Ay sonuna daha çok fazla var. Ben ne yapacağım? O kaygıya düşmeni sağlayacak. Eğer nakit yüz yüze doğrudan alışveriş yapmıyorsun, internet üzerinden yapıyorsun. O zaman orada ne yapacağız? O zaman orada da sanal kart dediğimiz hikayeden mümkün mertebe uzak duracağız. Bu da bir tuzaktır. Sanal kartta çünkü şey girmiyorsunuz. Herhangi bir bilgi girmiyorsunuz. Ya da bir kere giriyorsunuz. Bu da önemli bir taktiktir. Sizin için vaktinizi harcamayın. Biz kartınızı kaydedelim. Bir sonraki alışverişte otomatikman tık kartınız önüne gelsin. Yapmayın bunu. Neden? Çünkü orada da ben cebimden para çıkmayacak ama cüzdanımı çıkartacağım. Kredi kartımı çıkartacağım. Orada şeyler girmeye başlayacağım. O da benzer ölçüde nakit etkisi oluşturan durumlardan bir tanesi. Bunu en azından şey yapalım. Sanal yerine bunu kullanalım. Bir diğer temel nokta, belki bununla baş etmek çok şey ama mesela ben 4 yıldır taksitle hiçbir şey almıyorum. Hani bu konuda kendime alıştım. Kredi kartlarını da tamamen bıraktım yani. Hani kullanmıyorum. Hep banka kartımı kullanıyorum. Bittiğinde zaten yazıyor orada işte. 3000 liran kaldı, 2000 liran kaldı, 1000 liran kaldı. O zaman tamam. Diğerinde ne yapıyorsun aslında? Hani diyoruz ya ihtiyacımdan fazlasını satın alıyorum diye. Yaptığım bir akademik çalışmada, işte bir dekorasyon dergisi üzerine birçok kişinin söylediği şey bu. İhtiyacım olmayan şeyleri satın alıyorum ve mutsuz ağırlıklı olarak oluyorum. Nereden, niye satın alıyorum? Ben eğer nakit olarak ödersem ya da kredi kartı yerine banka kartıyla ödersem bütçemi göreceğim. Ama işin içerisine taksit girerse ya 6 ayda ya da 1 yılda işte 300-300, 500-500 öderim. O zaman benim bütçem en az 5 katına çıkmış oluyor. Evet. Para tek seferde çıkmadığı için. Ama totalde ne oluyor? Totalde ciddi bir yükün altına girmiş ve oluyorum. Ve eksik hissetmemek için alışverişe yöneliyoruz. Ama gerçekte hep eksideyiz. Tabii. Bu o kadar enteresan bir ironi ki, evet, çelişki ki. Kendimizi ya sözde eksikliği gideriyoruz satın alarak. Fakat eksiden asla çıkamıyoruz. Aynen öyle. Ve kendimizi buna ikna ediyor olmamız insanın inanılmaz zihninin yaratıcı kabiliyetiyle ilgili. Kesinlikle öyle. Bu manipülasyon burada çok çok öne çıkıyor gerçekten. Şimdi oradan devam edelim. Ödeme biçiminden bahsettik. Şimdi bir manipülasyonun bir tanesi de doğrudan bununla alakalı. Sepetini tamamladın. Tamamlamadan önce giriyorsun içeriye. Güne özel, sana özgü, ilk senin gelişine özgü. Böyle diyor. Yani orada bireyselleştirme var. Evet. Yani kişiler arası ilişkilerde görmediğimiz değeri marka bize yaşatmaya başlıyor. Sana özgü, senin bugün gelişine özgü 150 TL. 1000'in üzerine çıkarsan kargo ücretsiz. 1500'ün üzerine çıkarsan 500 TL indirim olmuş olacak. İki ürün alırsan ikincisi %50 olacak. Hatta onun için de çok güzel şey var. Bundan yararlanman için mutlaka ikinci ürünü sepete eklemen gerekiyor. Direkt peşinen zaten seni şey yapmış oluyor. Borçlandırmış oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi birer seni oraya çekme stratejisi. Tamamladın, bitti alışveriş. 150 TL, bu alışverişten 250 TL, bundan 300 TL, bundan 500 TL. 20 gün içerisinde, 20 gün, ayın 20'sine kadar harcarsan bu indirimi kullanacaksın. Ya o kadar şimdi 310'dan, 210'dan, 500'de bundan aşağı yukarı 1000 TL, yazık olur. Hadi ben bir şey daha alayım. Hı hı. Dediğinizde o sarmal devam ederek gidiyor. Zaten o sana vaat ettiği 150, 200, 300 TL'yi zaten o ürünün fiyatının üzerine koyuyor. Ondan sonra onun üzerinden indirim yapıyor. Evet. Bunun bir şeyine varmak lazım, farkına varmak lazım. Şimdi bir diğer temel nokta maruz kalma hikayesi. Benim alışverişim bittiği andan itibaren özellikle belli şeylere mesafe koymam gerekiyor. O markaların uygulamaları, özellikle telefonumuza indirdiğimiz o uygulamalar, bunların bildirimlerini kapatabilirsiniz. Alışverişiniz bittiğinde bir daha ihtiyacınız olana kadar o bildirimler kapalı olursa en azından sürekli olarak bu şeyden maruz kalmadan uzaklaşmış olursunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Mesela telefon önünüze düşüyor sürekli. Yıl sonu indirimi, yılbaşına özel 500 TL. Direkt bir düşünüyorsun ya acaba falan. Evet. Geçiyorsun ertesi gün bir daha görüyorsun. Bir sonraki gün bir daha görüyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Aslında zihinsel olarak kendini ona inandırmaya başlıyorsun. Aynı şekilde bildirimler çok basittir. Yani uygulamayı sil demiyorum. Hani kolay zor gelebilir. Kapat bildirimleri kapat. Ya da internetle bağlantısını kes. Ta ki ihtiyacın olan şeye kadar. İhtiyacın olan duruma kadar. Bir diğer temel nokta sosyal medyada marka takipleri. Bu markaları
takip ediyorsun. Tamam, hani alışveriş bitti, hadi ben takipten çık. Onu da demiyorum. Ütopik konuşmak istemiyorum. Şunu çok rahat yapabilirsin. İşte ne yaptın mesela, diyelim ki kışlık bir marka sadece şey ürünleri üretiyor. İhtiyacın bir botlu, bir montlu, aldın, noktaladın. Gir o markanın sosyal medya hesabındaki bildirimleri sessize al. Storylerini sessize al. Senin önüne çıkmasın. Evet. Senin önüne çıktığında, bir tanesine tıkladığında direkt algoritma, yapay zeka algoritmaları benzerlerini önüne getirecek ve sen istemeden o davranışın üzerine gitmeye çalışacaksın. Son olarak şunu ifade edeyim. Nihan Hanım, bitirirken ne kazandım, ne kaybettim? Bu soruyu mutlaka bizim kendimize sormamız gerekiyor. Evet. Yazın artı eksi olarak ne kazandığım temel şey neydi? Güzel bir haz kazandım. Harika, kutuyu bile açmak istemiyorum. Zarar görmesin. İlk ayakkabıyı giyiyorum. Bağcıklar yere sürtmesin diye toplayıp birini şey yapıp içine atıyorum. Üçüncü günün sonunda ne oluyor? Bağcılı bile çözmeden giyip çıkartıyorsun. Direkt. Nokta bu. Peki benden ne götürdü? Bütçemi açtım. İşte o biraz önce söyledik. Borçlarımın maaşı yattı. Bütçemi ciddi anlamda açtım. Belki çok daha ihtiyacım olan, benim için birincil öneme sahip olan durumları harcayacağım bütçe yerine alakasız şeylere bunu harcadım. Orada duyduğum kaygıyla beraber sürekli olarak stres yükledim. Şimdi Esra Hoca bahsetti. İşte fibromiyacı dediğimiz rahatsızlık son yılların en popüler rahatsızlıklarından bir tanesi. Halk arasında şey olarak bilinir. Sebebi bilinmeyen kas ağrıları. Hayır, psikolojiktir bunun birçok temel şeyi. Duyguların bastırılmasıdır. Birçok temel sebebi vardır ama hikaye budur. Erteliyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela yüzleşmediğimiz şeyleri biz sürekli olarak erteliyoruz. Zaman yönetiminde her zaman şunu söylerim. En kötü şeyle en önce yüzleş. Sen onu sürekli olarak erteledikçe zihninin arka planında o seninle beraber devam ediyor. Aslında seni içten içe mutsuz etmiş oluyor. Evet. O yüzden de bitiminde ne kazandım ve ne kaybettim? Bu değerlendirmeyi hep yapmamız gerekiyor. Basit düzeyde bunların birçoğu çok rahat uygulanabilir şeyler. Yani çok rahat, basit şeyler birçok noktada da kişileri rahatlatacağını düşünüyorum. Bazen harekete geçmenin iç dünyamızda karşılık bulabileceği ihtimalini göz ardı edebiliyoruz. Ama gerçekten basit görünse bile, bize basit görünse bile, işte o uygulamayı sessize almak, bildirimleri sessize almak orada bir boşluk oluşturuyor. Ne oluyor? O bildirimler gelmiyor. O boşlukla beraber karşıma çıkan durum ve sonra onunla baş etmek için bir yenilikle karşılaşıyorum. Ne oluyor? Orada bir vakit boşluğu ortaya çıktı. Şimdi ben bu vakti ne yapacağım? O zaman farkındalık yavaş yavaş oluşmaya başlayabiliyor. O yüzden böyle adımların ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani uygulamayı silmek olsun ya da bildirimleri sessize almak olsun. Ama bunun bir yine amaca hizmet etmesi lazım. Yani uygulamayı sildim, tamam. Geri yüklediğimde tamamen eskiye dönüyorsam orada çok bir yol kat edememişim. Uygulamayı sildikten sonra tamam, bir değişiklik yaptım. Hadi bunu sürdüreyim kısmında kalabilmek çok önemli bence. Kesinlikle. O yüzden bu adımlar mümkün olduğu ölçüde, birden hepsinin yapılabileceğine de çok ihtimal vermiyorum ama mümkün olduğu ölçüde denenmeye açık durumlar. Bir konuğumuz söylemişti. Eylem motivasyonun can suyudur diye. Kesinlikle. Buna gerçekten biraz daha alan açmamız lazım. Şimdi son 10 dakikanın içindeyken özellikle bütün bunlardan bahsettik, anlamdan bahsettik, bizim için anlamlı olana yönelmek dedik ve yapılabilecekleri konuştuk. Burada bununla çok paralel olan durumlardan birisi de kendimizi bir başkalarıyla kıyaslayarak vardığımız sonuçlar, bu kıyasın neticesinde hissettiğimiz olumsuz durumlar ve bunun pek çoğunun temelinde de bir yetersizlik inancı ve değersizlik inancı karşımıza çıkıyor. İçten içe biliyorum neyin ne olduğunu diyelim. Yani gerçekten ben kendimi zaten değersiz hissettiğim için o ürünle mutlu olduğumun da farkındayım diyelim. Bir, farkındalık kazanmak önemli dedik. İkinci adım, ben bunun farkındayım ve bile bile lades diyorum. Çünkü ben bu yetersizliğimle, bu değersizliğimle ne yapacağımı bilemiyorum diyorsak eğer, o zaman bunun cevabı ne olur? Çok önemli bir soru bence ve eminim izleyicilerimizin de en çok merak ettiği şeylerden biri budur. Şu an mesela pek çoğumuz boykot halindeyiz pek çok markayı ve şunu fark ediyorum. Kendim de dahil olmak üzere hepimiz boykotla birlikte bütün alışveriş alışkanlıklarımızı ve bu yaşanan bütün süreçle birlikte neyin kapanına sıkıştırıldığımızı sorgulamaya başladık. Zorlayıcı duygular, gazete yaşananlarla birlikte kendi hayatımızı da çok yoğun bir şekilde kuşattı. Biz neyin içindeyiz? Tam olarak ne yaşıyoruz? Bu zamana kadar bu tercihlerimizi neyle ilgili olarak yaptık? Neden bunca zaman bu boykota başlayamadık? Şimdi başladığımız aslında
duygularla. Ve bu süreçte işte sorguladığımız bütün bu alışveriş alışkanlıklarımız, bilgiye ulaştığımız kaynakları sorgulamamız, bütün bu süreçler bizde şu duyguyu alevlendirdi. Çok yetersiz ve çok aciz hissediyoruz. Bunlarla baş başa kaldığımızda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve en hızlı alışkanlığımız olan sosyal medya ve alışveriş gibi bize anlık değer hissettirecek şeylere yöneliyoruz. Evvela şu anda özellikle şu dönemde hissettiğimiz yetersizlik, yani sorduğunuz sorunun da üzerine bir ekleme yaparak söylemiş olayım. Zaten böyle bir derdimiz vardı ve bununla yüzleşmekten çok uzaktaydık. Ama son süreç bizi buna artık bundan kaçamayacağımızı öğretiyor olmalı bence. Gerçekten aciziyetimizi, yetersizliğimizi fark etmeli. Bu duyguya gerçekten temas etmeli. Ve buradan sonra kendimize şunu sormalıyız. Ben bunca zaman bu duygulardan daha fazla has kaynaklı yaşayarak, daha fazla satın alarak, daha fazla sosyal medyada boş boş vakit geçirerek, anlık hazların peşinde. Yani pek çoğumuz çok ulvi amaçlarla yaptığımızı da hissediyor olabiliriz bu arada. Hakikaten bakmakta fayda var. Burada tam olarak ne oluyor sorusunu sormakta fayda var. Bütün kalbimizle ve şefkatle burada tam olarak ne oluyor? Ne oluyor sorusunu sormakta fayda var ve günün sonunda takkiyi önümüze koyup, evet içimde bu duygular var, kapana kısılmış gibi hissediyorum. Evveliyatında çocukluğumdan beri getirdiğim birikmiş duygular var. Ve ben bu zamana kadar bu duygulardan geçici hazlarla, geçici kaynaklarla uzaklaştım. Olumlamalar yapmak da bunun içinde, bağımlılıklarımız bunun içinde, sosyal medya bunun içinde, uzun uzun düşünmek ve eyleme geçmek de bunun içinde. Aslında hepsi biraz duygudan kaçmak. Baş başa kaldığımda kendime şunu soracağım. Şimdi ben bu duyguları da heybeme koyarak, bu duygularla birlikte, bu yetersizlik, acziyet, kapana kısılmışlık ve sıkışmışlık hisleriyle birlikte kıymetli olan uğruna nasıl bir rota belirleyebilirim? Yani bu yetersizlikten kurtulmayı beklemek yerine bununla birlikte kendi hayatım, en yakındakilerimin hayatı, en yakınımda kim varsa onların hayatı için değerli neler yapabilirim? Hep şunu söylüyorum Nihan Hanım. Hani bizler hayatımızın merkezine iyi hissetmeyi koyduğumuzda çok doğal bir şekilde bizim nasıl iyi hissedeceğimizi bilenler bizi yönetirler. Ama biz hayatımızın merkezine bizim için asıl önemli olanları elimizden geldiği kadar gayretle oraya koyduğumuzda gerçekten kendimize çok sağlam, çok daha yakın ilişkiler, güzel ilişkiler kurmamıza vesile olacak ve aynı zamanda da bizi koruyacak bir mekanizmayla kendimizi sarmalamış oluyoruz. Evet. Böyle ışık ışık parlayan bir koza gibi düşünelim bunu. Ötekiyle daha güvenli bir ilişki kurmamızı sağlayacak, bu manipülasyonlardan bizi koruyacak. Gerçekten kıymet verdiğimiz şeye sarılmak bizi her zaman için bu manipülasyonlardan korur, buna inanalım. O yüzden ben bu duygularla baş başa kaldığımda ne yapacağımı bilmiyorum ha, vereceğim 3 aşamalı cevap var. Evvela bu duygunun nasıl bir şey olduğunu gerçekten hisset. O ürünü almadığında, günlerce o ürün zihnini meşgul ettiğinde dur ve bir saniye. Burada tam olarak içinde ne oluyor? Neden bu ürün benim için bu kadar önemli hale geldi? Gerçekten ihtiyacım olduğu için mi? Gerçekten enerjimden kıymetli mi bu ürün? Yani benim evliliğimde en iyi öğrendiğim şeylerden biri, eşimin bana öğrettiği şeylerden bir tanesi şu oldu. Esra, enerjin daha kıymetli. Yani evet indirim önemli, evet paranın cebimizde kalması önemli, eyvallah, ama enerjin her şeyden önemli. Çünkü enerji geri dönmeyen bir şey. Zaman geri dönmeyen bir şey. Sen buna vakit ve kaynak ayırdığında başka bir şeylere hayır demiş oluyorsun. Ben uzun saatlerimi alışverişe ayırdığımda, alışverişe evet dediğimde, sosyal medyaya evet dediğimde hangi kıymetli şeylere hayır demiş oluyorum? Hangi kıymetli şeyleri ertelemiş oluyorum? Dolayısıyla önce bir durup bir dakika, şu an hissettiğim duyguya bir bakmak, sadece bakmak, sadece içimde ne oluyor? Ve sonra kendime şunu sormak, peki tam da şu an kendime nasıl destek olabilirim? Bu ürünü satın almak, bu istemediğim ilişkiye kendimi maruz bırakmak, bu toksik ilişkiye, istemediğim, kendi değerlerime yakıştıramadığım davranışlara yönelmek yerine kendime, değerlerime uygun şekilde nasıl yardım edebilirim? Tam şu an nasıl bir rota çizebilirim? Ve ben altını çiziyorum. Çok temel formüller iyi yaşam için. Bir, gerçek ilişkilere emek vereceğiz. İnsanları davet edeceğiz, davetlere icabet edeceğiz, üşenmeyeceğiz, cenazesi, düğünü, programına gideceğiz. Elimizden geldiği kadar, vaktimiz yettiğince bunları koşturacağız. Ya işte gidiyoruz ama işte çok zor oluyor, şöyle sıkışıyoruz, böyle sıkışıyoruz. Sıkıntı yok. Bir şekilde insanlara emek edeceğiz. İki, sağlığımıza,
Yani sağlığımızı putlaştırmadan sağlıklı yaşamla ilgili, kendimize bakım vermekle ilgili ihtiyaçlarımızı dinleyeceğiz. Üç, bu en önemlisi, sosyal olarak yardımlaşacağız. Ötekinin ihtiyaçlarına duyarlı olacağız. Komşumuzla paylaşacağız, arkadaşlarımızla paylaşacağız elimizdeki kaynakları. Ve bütün bunlarla birlikte, bunların hepsini de yaparken kalbimizi önümüze koyacağız. Ben bu hayatı nasıl yaşamak istiyorum? Nedir benim için anlamlı olan? Nedir benim için kıymetli olan? Her seçimimizde elimizden geldiği kadar, iki seçenek arasında kaldığımızda bize hep kalbimiz rehberlik edecek. Ve duygularla savaşmak yerine o duygularla birlikte gözümüzü değerli olana dikeceğiz. Oraya yaklaştıran seçimlere yöneleceğiz. İnşallah düzgün özetleyebilmişimdir. Ön özetin özeti bu. Çok güzel bir izah oldu bence. Ama bununla beraber bunu sadece bir kere dinleyip geçmememiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü duyduğumuz şeyi anında alabilmemiz, anında içselleştirmemiz her zaman mümkün olmuyor. O yüzden naçizane şunu eklemek istiyorum. Bununla ilgili bir derdimiz varsa, bugün bu bahsettiğimiz meselelerle alakalı, alışveriş alışkanlığı, alışveriş bağımlılığı, bu aslında yaşadığımız durumun tezahürlerinden, seçeneklerinden bir tanesi. Kesinlikle. Bambaşka şekilde de tezahür edebilir. Kesinlikle. Ama kaynak bahsettiğiniz yerlerden geliyor. O yüzden o kaynakla alakalı bir meselemiz varsa tekrar tekrar bu kısmı bir düşünmek, gündem etmek kendimiz için. Burada bizi değişime götürebilecek adımlardan birisi olacak. Sadece dinleyip geçtim ya da sadece bir gazla, bir günlük bir hızla hemen tamam ben bundan sonra vaktimi şöyle harcayacağım, bunu yapacağım, uygulamayı da sileceğim deyip sonra onu içselleştirmediğimiz için, gerçekten ona bir içimizde gerçek bir alan açmadığımız için sürdürebilir olmuyor, sürdürülebilir olmuyor. Çok güzel noktalara değindiniz. O yüzden bu kısmın tekrar tekrar dinlenilmesi gerektiğini önemsediğimi de vurgulamak istiyorum. Şimdi son bir iki dakikamız Hüseyin Bey. Son olarak bütün bu bahsettiklerimizle beraber sizin de ekleyeceklerinizi alalım. Çok küçük şunu söyleyeyim Nihan Hanım. Hani duygularla bitirdiniz. Ben de oradan bir küçük ifadede bulayım. Şair ne der? Kim istemez mutlu olmayı ama benimle mutsuzluğa da var mısın diye. Sürekli olarak iyi hissetmek durumunda değiliz. Sürekli olarak kendimizi güzel göstermek durumunda değiliz. Mutlu göstermek durumunda değiliz. Sosyal medya böyle istiyor. Ama bu bir tuzak. Duygularımızı rahat bir şekilde yaşayabilmek, mutsuzluğu da kabullenebilmek, başarısızlığı da kabullenebilmek, her şeyin bizdeki yerinin farkına varabilmek. Bu en temel nokta bu. İkin, yani başarı ya da başarısızlık sarmalından bizim çıkmamız gerekiyor. Hayatta hepsine yer var. 2 çarpı 2 hayat matematiğinde 4 etmiyor. Bir diğer temel nokta da şu. Biz genelde bunu işletmelerde yaparız. Bir, herkes oturup kendine bir SWOT analizi yapsın. Zaman zaman bunu işte 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda bir yapsın. Benim güçlü taraflarım ne, zayıf taraflarım ne, benim için bu tehdit oluşturabilecek unsurlar ne ve ben kendi geleceğimle ilgili, kendi kariyerimle, kendi anlamımla alakalı oluşturabileceğim fırsatlarım neler? Hani biraz önceki bölümde şundan bahsettik. İşte maruz kaldığımızda etkileniyoruz. Pozitif şeylere de maruz kalırsanız, evet, pozitif şeylerle de sürekli olarak yüzleşirseniz bunların değişimi sizin motivasyonunuzu artıracak. O yüzden o biraz önce hani harekete geçmek, uygulamak vesaire, şunu yapmak, bunu yapmak. Şimdi çayı ben şekerli içerdim. Yaklaşık 3 yıldır hiç şeker kullanmıyorum mesela. İlk zorlandım 3 ay boyunca. Hiç içmesem daha iyi dedim yani. Tat alamıyordum. 3 ay sonra şekerin etkisinden kurtulmaya başladım. Dedim ki tamam, şimdi asıl çayın tadına şimdi varmaya başlıyorsunuz. Bedel ödemeyi, kısa süreli bedel, evet, ödemeyi göze alırsak uzun süreli mutlulukları da daha rahat satın alabiliriz. Çok çok güzel bir özet oldu. Ağzınıza sağlık. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli ve çok dolu dolu bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.